Efendim hoş geldiniz. Amatörce sohbetlerin bu akşamki bölümüne de 43 kişiyle başlıyoruz. Bütün yazlıkçılar da geldi. Keyifli bir akşama da çatallı bir sesle, biraz öksürükle ne yazık ki bugün başlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Bugün bir sürü konularımız var. Peş peşe onlarla devam edeceğiz. Açılışı Tango Alfa 1 Delta Charlie Sayın Armağan Mutlu ile yapacaktık. Onun bir bağlantı sorunları var ama o gelene kadar yine laf çevireceğiz. Haydi bugün ilk başta ARDN, Tahir Net'le başlayalım. Efendim gurur duyuyoruz, bangır bangır uğraşıyoruz. Evet o kadar da kolay değilmiş. Biraz zorlanıyoruz ama cidden güzel ilerliyoruz. Efendim dün ve bugün itibariyle Türkiye genelinde 10 istasyon olduk. Açık ara 5 istasyonla Samsun bölgesi tabii ki önde. Sağ olsun bugün Metin'in de katkılarıyla İstanbul ikinci sırada devam ediyor. Trabzon, Ankara ve Düzce olarak da işimizi devam ettiriyoruz. Bugün yine bir deneme yaptık ama başarılı olamadık. Bir yerde bir hatalarımız oluyor. Öncelikle kısaca bir bilgi verelim. ARDN'de, Tahirnet'te iki tür olayımız var. Bir, burada haritada gözükebilmemiz için içerideki network'teki antenlerimizi veya yapılarımızı bir şekilde internete köprülememiz gerekiyor, route etmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında orada bir liste vardı ve bu listede olanları almamız gerekiyor sanıyorduk ki geçen hafta Egemen Beylerin de çalışmasıyla gördük ve Samsun'daki dostumuzun da katkılarıyla o listede olmayan cihazlarla bir defa internete çıkış verebiliyoruz. Çok daha ucuz ünitelerle çıkış verebiliyoruz. Hafta boyunca bana birçok soru geliyor. Hangi modeli alalım, ne yapalım? Efendim biliyorum, acele etmenizi de anlıyorum. Heyecanınızı da anlıyorum. Ve büyük ihtimalle bu harita full dolacak. Ama sizi bekletmemizin amacı, geçen hafta minimum 800 küsur lira olarak verip alacağınız bir MikroTik router, aslında 300-400 liralık başka bir router'la da iş görülebileceğini keşfettik. İkinci konu, biraz evvel Metin'in gösterdiği çanak anten. Efendim bu çanak antende ilk denememi biliyorsunuz Kınalıada Maltepe arası ben yaptım. Yaklaşık 10 kilometreydi ve başarılı olmuştum. Ama bugün 15 kilometreyi denediğimizde bir şekilde başarılı olamadık. Bir yerde bir hatalar yapıyoruz. Bu çanaklar büyük ihtimalle uzak mesafe atımlarda yani 100-150 kilometreler için farklı bir şeyler kullanacağız. Onun için biraz öğreniyoruz, biraz deniyoruz. Size de gereksiz harcama yaptırmamak adına biraz bekletiyoruz. Evet, 610 serisi güzel bir çanak ama şimdiye kadar başarı sağladığımız 10-12 kilometreyi geçemedik. Bununla ilgili de bilgiler vereceğiz. Ben bir tane MikroTik alacağım ve şuradaki haritada gözükeceğim diyenler varsa MikroTik marka modeli ARDN sayfasında var. Onu alarak başlayabilir. Ben bir ekranı full mü verdim, tam mı verdim onu bilmiyorum ama şey yapayım. Yeniden oradaki compatibility listi sizinle paylaşayım. Şurada Software Platform Matrix, Supported Platform Matrix. Efendim, ben farklı ünitelerle oynamayayım. Alayım da şunu, bir internette namımız yürüsün diyorsanız, RB952UI, Romeo Bravo 952 Uniform India. Sonunda 5AC2ND, şimdi TC var. O TC'li de çalışıyor, alabilirsiniz. Yeni çıktı o, Tower olanı. Bu normalde 1000 küsur liralık bir ünite. Öbürü 800 küsur. Metin 800 küsura mı almıştın? Alamadım. Kalmamış etrafta. Evet. Çünkü herkes saldırdı ona. Ama o evet. Da çalışıyormuş. Onu da alabilirsiniz. Diklemesine olan. Bu cihaz 2 ve 5 GHz'de Wi-Fi yayını yapıyor ev içinde. İleride neden bu cihaz çok işimize yarar? Şöyle. Bu cihazı ARDN'nin firmware ile ayağa kaldırdığınızda hiç çanağınız dahi olmasa ARDN network'üne ileride yazacağımız cep telefonu uygulamalarıyla internetiniz varsa ARDN'ye hemen import
Yani bir anda içeriye girebileceksiniz. Ama dışarıdan başka kişilerle mesh network dediğimiz ağın içerisinde bağlanacaksanız çanaklarla, ayrıca bir çanağa da ihtiyacınız olacak. Ama bu cihazın içerisinde hem bir internete bağlandığınız modeme sizi çıkaracak evdeki bütün komponentleri yeti var. Hem 2.4 hem de 5 GHz cep telefonlarınızı ARDN'ye bağlayabilme şansınız var. Aynı zamanda tabii bir sonraki stepte evdeki telsizlerimizi nasıl bağlarız bu network'e? TCP/IP üzerinden nasıl VoIP yaparız? Bunları defaden de konuşacağız. Egemen Bey, Emin'ciğim dinliyorum. Volkan, teşekkür ediyorum. Pazartesi inşallah İstanbul'dayım. Üçüncü olacak mıyım ben orada? Hazır olacaksın, mı? Olacaksın. Bendekini hemen senin isminle setup edip geri vereceğim. Tamam. Tabii. Onda bir sorun çünkü yok. Şey, hani bağlayalım hakikaten çıksın. O antenler konusunda da Egemen Bey'le yine konuşuruz. Hatta omnidirectional bir şey koymamız gerekiyorsa bir tane de omnidirectional bir şey alalım. Hani en azından şey tarafından ulaşanlar bana daha kolay ulaşır, yönlü olmaz gibilerinden düşünüyorum. Eğer uygun görürseniz. Aynı şekilde diğer anten türünü ben aslında bir müşterimde uzun süredir kullanıyorum ve çok daha kolay geniş alana yayın yapıyor. Onlara da bakacağız. Bu konuyla ilgili Burak Bey'le bir konuşacağız. Belediyenin en azından güzel bir tepesindeki bir kulede ilk 360 dereceye yayın yapan birinci nodu oluşturur isek en azından hepimiz kafaları ona doğru çevirir. Yavaş yavaş mesh network'e doğru adım atarız. Efendime söyleyeyim. Yeni bağlanan dostlarımız mikrofonları kapatırsa vallahi teşekkür ederim. Ben hepsine yetişmeye çalışıyorum ama ARDN'de hızlı bir şeyler yapıyoruz. Dediğim gibi biraz vakit alıyor. Egemen Bey, öncelikle MikroTik değil de no name routerlarda ne yapıyoruz? Bir kısa sizden bilgi alalım. Bugün böyle ARDN ile başladık. Merhaba. Öncelikle ben evde değil dışarıdayım. Bugün İzmir'deyim. Oradan bağlanıyorum. Geçen hafta programda yapmayı denemiştik. Ona bir tek şey eklememiz gerekiyor. Onu atlamışız. Yani programın içinde değişik portlar için vermemiz gereken VLAN yani sanal ağ numaralarından falan bahsetmiş, vermiştik. Ona bir tek şey eklememiz gerekiyor. Bütün cihazlar için, bütün portlar için ön tanımlı sanal ağı yani default VLAN ID'lerini PVID diye belirttiğimiz şey etiketleme olmadan gelirse ne verilecek, nereye gidecek şeyini verdiğimiz zaman cihaz çalışıyor. Oldukça basit hani hemen hemen ikinci seviye ve yönetilebilir bütün şeylerde Ethernet switchlerinde, anahtarlayıcılarında bu işi halledebiliriz. Harika. Biraz böylelikle daha ucuza çıkacak. Altyapımız daha ucuza çıkacak anladığım evet, gibi. Evet. Güzel. Siz tekrar geri döndüğünüzde önümüzdeki hafta aslında bir bambaşka bir konuyu ele alacağız. Biliyorsunuz WhatsApp'ta Amatörce Sohbetler diye bir grubumuz var. Üye olmayanlar bana bir şekilde bilgilerini aşağıya yazarlarsa telefonlarıyla program boyunca başkasına söz verdiğinde ben hemen onları da eklerim. Orada güzel bir yapılan mini referandum vardı. Önümüzdeki hafta bu projeyi hazırlayan dostlarımız 3 kişi, 4 kişi birlikte katılacaklar. Bunun üzerine tartışacağız. Böyle güzellikleri de devamlı amatörce sohbetler olarak konuk etmek bizlere gurur veriyor, keyif veriyor. Bunları birlikte konuşacağız. Sorularımızı, sorunlarımızı yetkililere de götüreceğiz. Bu bağlamda güzel ilerlemelerimiz var. Önümüzdeki hafta olmasa da Egemen Bey, üçüncü hafta yapalım. Muhakkak ARDN'de bir geldiğimiz noktaya bakalım. Hızlı ilerliyoruz. 10 kişi olduk. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki hafta bir 15'e doğru yapacağız. Ben hafta arası elimden geldiğince uzaktan da bağlansam sözlü de yönlendirmeler yapıyorum. Bildiğim kadarıyla yönlendiriyorum. Ben de öğreniyorum. Sıkıştıkça Egemen Bey'e tabii ki baş ağrısı oluyoruz ama inşallah güzel bir şeyler olacak. Tahir Net,
Türkiye'de bangır bangır ayağa kalkmaya başladı. Ben ümit ediyorum ki yılbaşına kadar bir 20-30 istasyon rahat rahat olacağız. Önümüz açık. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim bu akşam programımıza Armağan Beylerin keyifli bir ön girişiyle başlamak istedik. Bir bağlantı sorunu vardı başlangıçta ama kendilerini burada görüyoruz. Senelerce Rölo üzerinde QST yayınlarımızı yaparak bizim kahrımızı çeken Armağan Beyler bugün de güzel bir açılış konuşması yapacak. Böylelikle kışa giriyoruz efendim. Kışa merhaba sohbeti içerisinde bir Delta Charlie Armağan Bey'e şimdi mikrofonu veriyorum. Sonra da kışa merhaba mangal partisi için Teoman Bey'e mikrofonu uzatacağım biraz sonra. Evet Armağan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Volkan. 3 aylık bir aradan sonra tekrar buradayım. Bilgisayarın açılışında bir problem yaşadım ama şu anda gördüğün gibi problem kalktı. Öncelikle tüm arkadaşlara selamlar diyorum. Görebildiğim ve de göremediğim ekranda tüm arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Biliyorsun eskiden derken çok fazla eski değil. Yani belki birkaç yıl öncesine kadar sınavlar, amatör telsiz sınavları yılda iki sefer yapılırdı. Birisi ilkbahar işte ortalama, birisi sonbaharda. Ve o zaman kaç kişi katıldı, kaç kişi başarılı oldu, İstanbul geneli ve Türkiye geneli, o rakamlar da biz ilgili kurumdan alır ve QST'lerde de duyurusunu yapardık. Ama şimdi bu kalktı, ne zaman nerede sınav var, hangi tarihte, kaç gün arayla sınav yapılıyor falan, bunlar bilmek mümkün değil. Dolayısıyla eski zamanlarda daima sınav sonrasında bu şu anda elimde olan metni yeni arkadaşlara, ki Aziz Bey'in hazırladığı metin bu, yeni arkadaşlara tavsiyeler niteliğinde bunu iletirdim. Ama şimdi öyle bir tarih yok. Hangi gün nerede sınav yapıldı bilmiyoruz. Herkes müracaat ediyor, ona göre bir tarih alıyor falan. Dolayısıyla şimdi burada varsa eğer yeni arkadaşlarımız, onlara hitaben ben müsaade edersen bunu bir geçmek istiyorum. Hay ne demek, aynı zamanda kayıt altına alındığı ve internetten de arama yapan yeni amatörler, amatörce sohbetler sohbetlerinin içerisinde kendilerine de bir çıkarımda bulundukları için ben bunu özellikle kayıt altına almak istedim Armağan Bey, lütfen buyurun. Evet. Başlık hoş geldiniz. İlk baştan da söyleyeyim, bu metni hazırlayan Tıraş Genel Başkanı, Başkanımız Sayın Tango Alfa 1 Eko Aziz Şasa. Onun kaleminde çıkmıştır, aktarıyorum. Evet başlık, hoş geldiniz. Son sınavlarda radyo amatörlüğüne adım atan yeni dostlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyor. Kendilerine bu vesileyle bazı bilgiler ve saptamalarımızı aktarmak istiyoruz. Amatör telsizcilik konusundaki ayrıntılara girmeden önce telsiz haberleşmesiyle ilgili bazı temel noktalara değinmekte yarar var. 3 kHz, 3 GHz dalga boyu olarak ifade edilirse 100 km, 1 mm arasındaki frekans spektrumuna radyo frekans RF adı verilir. Bu spektrumun kullanımı konusundaki kuralların temel çerçevesi Birleşmiş Milletler'in bir alt kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU tarafından belirlenir. Her ülkenin haberleşme konusundaki yetkili kamu kurumlarının o yakına sahip olduğu bu yapıya ayrıca farklı haberleşme sektörlerinin birer ulusal temsilcisi, sektör temsilcisi sıfatıyla katkıda bulunur. Telsizim açık kalmış, kusura bakmayın. Sektör temsilcilerinin ayakkı yoktur fakat oldukça sık aralıklarla tertiplenen ITU konferanslarına temsilci göndererek alınacak kararlarla ilgili lobi faaliyetlerinde bulunurlar. Ülkemizi ITU nezdinde o yakına sahip olarak temsil eden yetkili delegasyonun üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK tarafından atanır. Radyo amatörlüğü veya diğer söyleniş biçimiyle amatör telsizcilik bazı beklenti ve varsayımlar çerçevesinde tanımlanarak uluslararası düzenleyici kurum ITU tarafından tahsis edilen
frekans bandlarında yürütülen bir haberleşme servisidir. ITU tarafından tahsis edilen frekans bandlarının iç düzenlemesi, hangi frekanslarda, hangi tür haberleşmenin yapılacağı konusu Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği IARU tarafından belirlenir. Amatör tesis, yani diğer söyleniş haliyle biçimiyle radyo amatörlüğü, servisin IARU regülasyonlarındaki tarifi şöyledir. Radyo amatörlüğü, ticari nitelik taşımayan ve sadece bireylerin kendilerini haberleşme ve haberleşme elektroniği konusunda yetiştirmelerine yönelik olan deneysel bir haberleşme etkinliğidir veya servisidir. Tanımda yer alan gayri ticari vurgusu, amatör ibaresinin izahı niteliğindedir tanımda. Kendini haberleşme ve haberleşme elektroniğinde yetiştirme ve deneysellik ön plana çıkan diğer vurgulardır. Dolayısıyla belge alıp amatör tesiscilik faaliyetlerine katılan kişilerden beklenilen de bu vurguların doğrultusunda. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yayınlanan teknik standartlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün amatör tesiscilik belgesi konusundaki yönetmeliği ve yarı düzenlemelerinin parçası olan işletme kurallarına uyumlu olarak faaliyetlerini yürütüp kendilerini geliştirmeleridir. Amatör tesiscilik faaliyetlerinde saygı, kurallara uyum, dürüstlük ve terbiye gibi düsturlar ön plandadır. Sırf belgenin varlığı bunlar olmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmez. Başka bir deyişle sırf belge sahibi olmak kişiyi amatör tesisci yapmaz. Bölüm 2. Birinci bölümde dile getirdiğimiz hususların dışında göz önüne alınması gereken başka konular vardır. Amatör servise frekans spektrumun tümünde band tahsisleri yapılması, günümüzde modern teknolojilerin getirdiği yüksek spektrum ihtiyaçları göz önüne alındığında bu tahsislerin başka önemli toplumsal gerekçelerin sonucu alınabildiğine işaret etmektedir. Afet riskine maruz birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ön plana çıkan bu beklenti olası afetlerde acil haberleşme hizmetlerinin sağlanmasıdır. Nitekim ülkemizde 1937 yılında yasayla radyo amatörlüğüne konan kısıntının 1983 yılındaki bir yasa değişikliğiyle 46 yıl sonra kaldırılmasının gerekçesi, parantez içinde, olağanüstü durumlarda sağlanan haberleşme hizmeti olarak meclis kayıtlarına girmiştir. Dönemin ITU Genel Sekreterinin 7 MHz 40 metre amatör tesis bandının 100 kHz geliştirilmesi konusunda tüm ITU üyelerine 2000 yılına yaptığı çağrıda vurguladığı gerekçe, yakın orta menzil haberleşmesinde bu bandın taşıdığı önem olarak kayıtlarda yerini almıştır. Bu çağrı olumlu karşılanmış radyo yayınları, 7100-7200 kHz bölümünde sahip oldukları frekansları terk etmişler ve bu bölüm amatör servisin kullanımına açılmıştır. Son olarak da 2015 yılındaki ITU Büyük Konferansı'nda 5 MHz 60 metre bandında da küçük bir pencere amatör servise, başka servislerdeki çok güçlü dirençlere rağmen ikinci statüde aynı gerekçeyle tahsis edilmiştir. Tüm bu süreçte olumlu sonuç elde edilmesi, arka planda sürekli çaba harcayan bir sessiz kahramanlar ekibinin mesaisi sayesinde mümkün olmuştur. Tıracın ülkemizi temsil eden üye olduğu Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği IARU, sektör temsilcisi sıfatıyla frekans tahsisleri ve tüm teknik düzenlemelerin karara bağlandığı konferanslarda 1925 yılından beri radyo amatörlerini temsil etmektedir. Kararların verildiği büyük konferansta yıllar öncesinde başlayan süreçteki sayısız ITU çalışma grup toplantılarına alınan kararların temelleri oluşturulmaktadır. Bu toplantıların tümüne IARU temsilcileri katılarak mevcut tahsisleri korumak, ayrıca yeni tahsislerin elde edilmesi için canla başla çalışmaktadırlar. Tıraç bugüne dek IARU çalışmalarına destek babında 3 büyük ITU konferansına ve 1 ITU çalıştayına katkı sağlamıştır.
Tıraç, yer tarafından ITU için hazırlanan Afet Haberleşme El Kitabı'na katkıda bulunmuştur. 2012 yılında ülkemizde ITU tarafından düzenlenen çalıştayda Tıraç'ın yaptığı sunum akabinde ITU heyetinin talebi üzerine iki belge daha hazırlanmış. Bu belgeler tüm ITU üyelerine iyi uygulama örneği olarak dağıtılmış ve bu belgelerden bir tanesi ITU çalışma grubu tarafından yayınlanan el kitabında yerini almıştır. Bununla birlikte BTK ile ITU tarafından müştereken düzenlenen iki çalıştayda farklı ülkelerden gelen delegelere sunumlar yapılmıştır. Öte yandan da ülkemizdeki düzenlemeler konusunda BTK ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimler yürütülmektedir. 1984 yılında yayınlanan ilk yönetmelikle bugün yürürlükte olan yönetmelik arasında yapılacak bir karşılaştırma, Tıraç'ın mesaisinin sonuçlarını görmeyi kolaylaştıracaktır. Bu sonuçların alınmasındaki en önemli diğer etken, Tıraç tarafından 1990 yılından beri gönüllü temelde verilen afet haberleşmesi hizmetidir. Bu hizmetlerin temelini oluşturan işbirliği protokolleri ve elde edilen referanslar Tıraç'ın web sayfasının ilgili bölümünde yer almaktadır. Bu hizmetler Tıraç'ın Türkiye Afet Müdahale Planı belgesinde öncelikli statüye sahip ulusal düzey haberleşme hizmet grubu yapılanmasında haberleşme sektörünün ana aktörleriyle birlikte çözüm ortağı sıfatıyla yer alması sonucunda doğurmuştur. Kısacası frekans gibi çok kıymetli bir kaynağın ticari nitelik taşımayan bir etkinliğe tahsis edilmesi sebepsiz değildir. Yoğun emekler ve hizmetler sayesinde elde edilmiş bir kazanımdır ve toplumsal bir beklentinin başarıyla yerine getirilmesinin sonucudur. Gönüllülük temelinde yürütülen radyo amatörlüğü etkinliğinde yükümlülük söz konusu olmamakla birlikte bu frekans tahsislerinin kendiliğinden gelmediğinin bilinmesinde ayrıca tanımda yer alan vurguların bilincinde olmasında büyük yarar vardır. Her radyo amatörünün tabi olduğu birinci yükümlülük kural ve usullere mutlak uyumdur. Radyo amatörlüğünü yüceltecek ve geliştirecek her kurumsal çabaya verilecek gönüllü katkı, şüphesiz ki radyo amatörlüğünün geleceğine de katkı verecek, ayrıca katkıda bulunanların ufkunu da geliştirecektir. Katkının verileceği organizasyonlar derneklerdir. Bireysel katkılar bu tür organizasyonlarda birleştirilip, İMC usulü çalışmalara veya projelere dönüşmedikçe çok etkin sonuçlara varamazlar. Her ne kadar amatör temsilcilik belgesi, bireysel çalışmaların önünü açmış olsa bile büyük şehir veya kentlerde apartman yaşamında anten kurmak bile sorun olabilmektedir. Bu nedenle yarışma türü kapsamlı faaliyetlerin etkin şekilde yapılabilmesi ancak organize olarak ortak veya ihmece çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Aynı husus teknik çalışmalar için de geçerlidir. Parantez içinde akıl akıldan üstündür. Radyo amatörlüğünün 100 yıldan fazla geçmişi olan, gelişmiş olarak adlandırılan ekonomisi güçlü ülkelerde de durum böyledir. Hangi derneğe üye olunacağı hususu da kişisel tercih sorunu konusu gönüllü bir karardır ancak bilinçli bir tercihe dayanmalıdır. Derneklerin referansları, hizmetleri, yürüttükleri projeler ve geçmişlerini web sayfalar ve benzeri sanal medya ortamlarında incelemek bu hususta bir rehber olabilir. Bu araştırmanın titiz şekilde yapılması halinde hem gereksiz hayal kırıklıklarının önüne geçilmiş olacak hem de doğru kararın yolu açılacaktır. Dernek bana ne veriyor sorusu eksenli bir yaklaşım yanlıştır. Zira dernek kişilerin bireysel katkıları ölçüsünde kurumsal hizmet verebilen bir yapıdır. Bölüm 3. Aramıza yeni katılan birçok radyo amatörü, radyo amatörlüğünün gelişmiş faaliyet yelpazesini tanıma olanağını henüz bulamamıştır. Bunun sonucunda aralarında radyo amatörlüğünü el telsizliğiyle röleler üzerinde yürütülen bir bas konuş haberleşmesinden ibaret sağlanan sayısı maalesef oldukça fazladır. Telsizle CB'de
Yani halk bandında tanışanlar bu yanılgıya özellikle düşebilmektedir. CB kökenli arkadaşlarımızın bir bölümü CB'de kimi zaman rastlanan haberleşme üslubuyla içeriğini radyo amatörlüğü ortamına taşıma meylinde olabilmektedir. Bunun sonucunda radyo amatörlüğüne yakışmayan durumlar yaşanmaktadır. Son dönemde bazı örneklere yaşanan bu olumsuzluklar istenmeyen boyutlara varabilmiş, bu olumsuzluklara neden olanlara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yaptırım uygulanmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, usulsüz ve ilgili yönetmeliğin yasakladığı türden içeriğe sahip haberleşmenin yaptırıma tabi tutulması konusunda kararlıdır. Unutulmamalıdır ki kullandığımız frekanslar bütün radyo amatörlerinin kullanımında olan bir kamusal alan niteliğinde olup burada yapılan usulsüz haberleşmenin bundan rahatsızlık duyanlarca şikayet konusu yapılması her zaman mümkündür. Usulsüz haberleşmelerin radyo amatörlüğünü frekanslarımızı dinleyen kişiler, özellikle de radyo amatörlüğüne ilgi duyanlar ve düzenleyici kurumlar nezdinde küçük düşürücü bir etkisi olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Kaldı ki coğrafi sınır tanımayan telsiz haberleşmesinde, örneğin HF kısa dalga bantlarında bir yörede yapılan bir yanlışlığın çok uzak yörelerde bile duyulması ve de rahatsızlık yaratması çok kolaylıkla mümkündür. Başka bir deyişle yerin kulağı vardır. Dolayısıyla bir ülkede yapılacak bir yanlışlık bu ülkeyi başka ülkelerin amatör telsiz camiasında küçük düşürebilecek ve hatta İHA'nın nezdindeki monitoring sistem vasıtasıyla ilgili ülkenin düzenleyici kurumuna şikayet edilmesine bile yol açabilecektir. VHF-OHF bandında örneğin rölelerde kural dışı ve çirkin içerikli haberleşme yapılması büyük rahatsızlık yaratmakta ve birçok radyo amatörünü radyo amatörü adayını bu hobiden soğutmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin yasakladığı davranışlardan kaçınılması ve işletme kurallarına tavizsiz şekilde uyulması herkesin lehine olacaktır. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi durumunda radyo amatörlüğünün tadı çıkarılacak ve radyo amatörlüğünün talibinde yer alan vurguların gereği çok daha kolaylıkla yapılabilecektir. Radyo amatörlüğünün tadının çıkarılması ve tarifindeki vurguların gereğinin yapılmasının yolu radyo amatörlüğünün barındırdığı çok sayıdaki eşsiz haberleşme türünün tadına bakılmasından geçmektedir. Bunların hangisine odaklanılacağı herkesin kendi kararıdır. Bunların hiçbirinin birbirinden üstün görülmesi mümkün değildir ancak hepsinin kendine göre bazı teknik üstünlükleri ve sundukları imkan ile kabiliyetler vardır. Başka bir deyişle bunların hepsi büyük ve eşsiz bir mozaiği birlikte meydana getiren renklerle taşlardır. İnternet bu yöntemler hakkında bilgi edinme imkanı sunmaktadır. Meraklı olan herkes bu bilgilere ulaşabilmektedir. Bununla birlikte dernekler de bu bilgilere ulaşma imkanı sunabilmektedir. Türkçe yayınlar ve bilgi kaynakları konusunda henüz çok ileri bir düzey yakalanmamış olabilir. Ancak bunun imece usulüyle yani katılımcı bir yaklaşım içinde ortak çabayla yapılması mümkündür. Yabancı dil bilgisi olan radyo amatörlerinin yardımıyla dış kaynakların aktarılması seçeneği de buna dahildir. Düzeyli bir ortamda radyo amatörlüğünün tadını hep beraber çıkarmak ümidiyle 73 selamlarımla Aziz Şaza, ben Alfa Bireko, Tıraç Genel Başkanı. Volkan, mikrofon sende. Armağan Bey çok teşekkür ederiz. Ben evet. Özellikle artık vakit buldukça Armağan Bey'den yavaş yavaş dernek adına da olsa böyle küçük bazı şeyleri buraya almak istiyorum. Çünkü hafta içi inanın bu camiaya yeni katılmış çokça arkadaştan hem mail hem telefon alıyoruz. Ve kendilerine de artık diyoruz ki amatörce sohbetlerde bir arayın, orada muhakkak bu konuya değinmişizdir. Şaka maka 3 seneyi geride bıraktık. 90 küsur programı geride bıraktık. Dörder saatten 90 küsur program bayağı ciddi bir sayı. Bugün 56 kişiyiz. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş havalar soğudukça anlıyorum ki önümüzdeki günlerde bir 60-70'i bulacağız.
Böyle de küçük küçük paylaşarak destek de bekliyorum. Armağan Bey, tekrar dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel. Şey. Efendim, hemen ikinci konuya geçiyorum. Bugün bir sürü konumuz var konuşacağımız. Bayağı da heyecan var. Öksürükle birlikte tabii bunları prezente etmem biraz zor oluyor benim için ama öncelikle önümüzdeki haftalarda Anarat'la keyifli bir sunumumuz olacak. Hemen bir sonraki hafta. Efendim, amatörce sohbetlerin zaten WhatsApp grubunda onların da güzel bir anketi oldu. Bu anketi paylaştık. Ben direkt yine ana ekranımı şey yapayım. Anket de burada. Detaya girmeyeceğim ama Anarat çok güzel bir anket düzenledi. 17-10-2022'de de sonuçları Volkan. Yaptılar. Evet. Volkan, Anarat değil, Antrat'ta. Ya şöyle, şimdi zamanında Tıraca, Trak dedim diye ilginç olaylar oldu. Benim için gönlümün en tepesinde bütün dernekler yazılı. Hepsine diyorum ki gelin. Anarat, Antrak, Antrak, Nantrak, Bantrak. Yok, yani. öyle olduğunu biliyorum da. Çok emek sarf etmişler. Ben de inceledim. Evet. Konuşma yapılırken de yani konusu geldiği zaman da bir takım yorumları söyleyeceğim ama hani arkadaşları da hani bu konuda tebrik edelim. İsmini de doğru söyleyelim. Aforo dedim diyeceğiz ama. Çok özür diliyorum kendilerinden. Sağ olsunlar bizim Q100 filtreğimize de geldiler. Öncelikle tebrik ediyoruz. Böyle bir istatistik gerekiyordu. Çok hızlı geçeceğim çünkü önümüzdeki hafta bu dört dörtlük uygulamayı hazırlamış dostlarımız burada, konuklarımız olacak. Benden rica ettiler bir sonraki hafta yapalım diye. Şaka maka, şurada katılan kişi sayılarına bakıldığında bu istatistikler, bir sürü sorular, bir sürü grafikler, böyle hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta yapacağız. Bir sonraki hafta kaçırmayın programı. Vallahi keyifli olacak. Bu güzel anketi ve amatörler ne demişi hep birlikte işliyor olacağız. Hemen diğer bir konuya geçeyim. Biliyorsunuz bu ayın sonunda SecureYY yarışmamız var. Ve biz yine İstanbul içerisinde karşı tarafta birinci bölgede Erol Altaca okullarında biliyorsunuz okulumuz çağrı işaretini de aldı. Yankee Mike 1 X-Ray Eco Alpha olarak havaya çıkacağız. Gencecik arkadaşlarımızla birlikte havaya çıkacağız. Bu arada yine hakkını teslim etmek istiyorum kıyı emniyetinin. İnanılmaz iyiler. Yani devletin bütün organları belki çok çok iyi şu sıralar ama kendileri özellikle harika gidiyor. Çünkü tabii ki kendilerine başvuruda bulunduk. Ve şey istedik işte SVL için, çünkü bazı küçük arkadaşlarımız dinleme için çağrı işareti istediler. Bu arada kendi bölgelerinde, okullarda da böyle aktivite yapacaklar için kısa bir bilgi olsun. 15 yaş altı için velilerinden onay aldık ve onlar için bir liste hazırladık. Kıyı emniyeti onlara veriyor. 15 yaş üstü için her bireyin, yani 16 yaşındaki bütün gençlerin, lise talebelerinin direkt kendisi başvurması gerekiyormuş. Öyle listeyle verilmiyormuş. Bu da bir detay. İnşallah bu ay sonu bir istasyon, çoklu operatör, düşük wattajda, bütün bantlarda yarışmaya RXTX katılıyoruz. SVL olarak da gençlerimiz yaklaşık 3-4 SDR'la yine masaları kuruluyor. Orada katılacaklar. Okula gelmek isteyen, bize yardımcı olmak isteyenler için Erol Altaca okulları yazarsanız internette, zaten Google Map'te çıkıyor. Biz yaklaşık herhalde önümüzdeki hafta ben antenleri kurmaya gideceğim. Antenlerimiz hazır olsun. Yarışmanın olacağı günde işte herhalde sabahın cininde orada olacağız. 2 gün boyunca okulda konaklayabileceğimiz yerde var. Teras katı komple bize ayrılmış durumda. Kocaman bir odayı uzay ve amatör telsizcilik kulübü olarak ayırdılar. Yavaş yavaş onların da cihazları geliyor. Şu an okulumuzda özür dilerim, 2 öğretmenimiz kendi çağrı işaretlerini ve amatör belgelerini aldılar. Büyük bir hızla da bu fazlalaşacaktır. Kendileri her türlü konuda, amatörlükle ilgili her türlü konuda
inanılmaz bir şeyleri var, istekleri var. İnşallah yarışmada da güzel bir sonuç alırız. Evet efendim, ikinci konumuz da buydu. Sorusu olan varsa lütfen buyursun. Volkan abi bir şey soracaktım. Tabii Adem Bey, buyurun. Okulda eksik olan herhangi bir radyo veya ekipman var mı, yoksa biz de kendimizin kullanmış olduğu radyoyu getirebilir miyiz? Radyo veya anten falan. Estağfurullah Adem Bey, tabii ki getirebilirsiniz. Emin'le de bugün onları konuştuk. Ben nacizane yine portable kendi bütün cihazlarımı götürüyorum. Bir tane Ali ile konuştuk. Bir delta loop kuracağız. Getirebilirsiniz. Özellikle hemen gelip alanda çok güzel yer var. Sebele de olacağı için özellikle de kendi istasyonlarınızı tabii ki getirebilirsiniz. Benim düşüncem en azından beşerli onarlı gruplar halinde öğrencileri bayağı da geniş bir odamız var. Ben kulaklık çoklayıcı söyledim bugün öğretmenlerine. Onları alacaklar. En azından bir beşerli onarlı gruplara SVL'yi orada göstersek, öğretsek gruplar halinde getirebilirsiniz. Cihazlarınızı getirebilirsiniz. Çünkü geçen seneki yarışmada bir sorun olmuştu benimkinde. Sağ olsun Kadir atladı gitti, kendininkini getirdi. Öyle devam ettik. Sorun da olabilir. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Tabii ki Adem Bey. Tamam. Anlaşıldı. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi SecureWiFi'da Erol Altaca okullarındayız. Sizleri de görmek isteriz. Zeynel Bey, adadan da katılacaklar mı? Okullar var mı? Bir şey? Şimdi Volkan şöyle, dün okul müdürüyle ben de gittim, görüştüm. Ben bu kurulacak istasyonun anten direğinin yeri için rica etti İlyas Bey benden. Gidip ona baktım. Ben de aslında bu yarışmaya okulda katılmak istiyorum. Hem belki öğrenciler gelip orada görürler ya da katılmak görmek isteyen öğretmenler de gelirse gelip görebilir diye İlyas'la öyle bir şey konuştuk. Okul müdürü de konuyu kaymakama iletmemizi istedi. Kaymakamdan izin alırsanız olur dedi. Şimdi İlyas Bey sanırım bu hafta ya da önceki hafta en geç kaymakam beye bir yazı yazacak Milli Eğitim üzerinden. Kaymakam Bey de tamam derse ben buradaki istasyonumu okula taşıyacağım. Yarışmaya orada girmek düşünüyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. Ama tabii bu okuldaki şey henüz kurulmadı. Kulüp falan kurulsaydı sizinki kadar hızlı. Ben de onu istiyordum. Yani kulübün kendi çağrı işaretleriyle katılabilecek durumda olsaydılar, biz de buradaki okulun çağrı işaretiyle katılmayı çok istiyorduk aslında. Rüya Beylerle görüştünüz mü Zeynel? Volkan pardon. Zeynel Bey, kıyı emniyete başvurup özel bir çağrı işareti alabilirler. Çünkü yarışmalar için bunu yapıyorlar. Belki devamında okulun da çağrı işareti olamaz. Gerçi okullara verdikleri şey başka ama bir özel çağrı işareti alabilirsiniz. Hani şey olabilir. O da bir seçenek olabilir dedim. Anladım. Doğrudur. Olabilir. Hani okullara çağrı işareti derken işte Volkan Beyler'in yaptığı gibi okulda kulüp kurulup onun üzerinden öyle bir çağrı işareti olursa hani kalıcı bir şey olsun işte ise diye düşündüm. Ama bu son söylediğinizde not ettim. Onu da bir düşünelim. Olur. Çok sağ olun. Şöyle söyleyeyim. Hasan Bey, vereceğim hemen söz. Valla kıyı emniyetine bir şey sorduğunuz anda hata yaptığınızda geri arıyorlar. Bakın böyle diyorlar. Onun için her türlü sorunuzu hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Çok yardımcı oluyorlar ve yol yordam öğretiyorlar. Zeynel Bey, tıkandığınız bir şey olursa bana alo demeniz yeterli. Ben her türlü konuda çok hızlı şey yaparım. Okulun ama milli eğitimle ilgili izinleri tamam. Onlar kendi iç prosedürleri. Tabii ki. Konuşuyor. Ama inanın oradan bir 5-10 genç çok hoşuna gidecek. Çünkü geçen sene bir daha gelecek misiniz diye bize sordular. Bizim böyle içimiz gitti. Bir daha ne zaman geleceksiniz diye. Tabii oraya gidemiyoruz ama başka bir okula gidiyoruz. Bakalım bu sene yine güzel resimler, güzel anekdotlar yine olacak diye ümit ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Bir yardımınız da olursa Zeynel Bey lütfen söyleyin. Mutlaka seve seve ararız. Sağ olun Volkan Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hasan Bey, buyurun. Okulların ille kaymakamlıklardan izin alması baskısı var. O yüzden biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Onu hatırlatayım dedim. Olup zaten onlar biliyor prosedürleri. Biz inanın okul kısmıyla hiç ilgilenmedik ama yani mümkün olduğunca tabii ki ilim irfan yuvası olduğu için bir belli kendi iç şeyleri var. Kural kanunları var. Onları ellemiyoruz zaten.
Sadece gençlere güzel bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Valla iyi. İstanbul'da demek ki iki istasyon okullarda giriyor. Bu büyük başarı. İnşallah bütün bölgelere. Biliyorsunuz TEA Kontes grupta mümkün olduğunca yazıyorum. Artık evde yarışmalara katılmayın. Evde yarışmalara katılmayın. Lütfen çocuklarla birlikte katılın diye. Bu arada bugün Bora'yla, pardon dün Bora'yla da sohbet ettik. Burada bazı istasyonları gezmek ve biraz da pratik yapmak istiyordu. Bora'yı da davet ettik. İnşallah yarışmada Bora da bizlerle birlikte olacak. Burak Bey bildiğim kadarıyla geliyor. Ali geliyor. Emin eğer bizlerle olabiliyorsa gelecek. Başka gelmek isteyen ki anladığım kadarıyla Adem Bey de gelecekler. Gördüm abi, atlamıyorum. Gelecek kişiler varsa bana bildirirse vallahi çok memnun olurum. Rüya Bey buyurun. Hop, özür dilerim, sessize aldım yanlışlıkla el indirme yaparken. Hasan Bey'in söylediği bir şey vardı, ona ekleme yapayım. Bütün okulların kaymakamlık, mülki amir izinleri ve milli eğitim izinleri hepsi tamam. İlk onları alınıyor zaten. Anladım. Zeynel Beylerin adadaki de alınmış durumda mı Rüya Bey? Yani hocamız direkt bizimle irtibat kurmadı. Şu anda malzeme tedariğinde herhalde onlar. Geri dönüşlerini bekliyorum. Herhangi bir şey söylenmedi bana. Bir araya girebilir miyim Volkan? Lütfen buyurun. Buyurun. Şöyle Ruhay Bey de bilgisi olsun. Şüphesiz onlarla ilgili sorun yok. Ben gece okulda kalmak istediğim için kaymakama bilgi verilmesini istedi. Çünkü okulda gece kalan kimse yok. Kaymakamlık kısmı sanırım onunla ilgili. Yok, şöyle kaymakamlık derken bu tür faaliyetlerin okulda yapıldığına dair genel bir izin alınıyor. Hem bilgilendirme maksatlı. Milli eğitim olsun, kaymakamlık olsun. Çünkü farklı bir çalışma. O yüzden hem mülki amirin bilgilendirmesi hem de evet, milli eğitim bilgilendirmesi gerekiyor çünkü. Evet, valla yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz. En azından artık bunları konuşuyoruz. Gençler için bir şeyler yapıyoruz. Ben her grupta da onu söylüyorum. Yani göç edip gideceğiz. Bilgilerimizi de alıp götürmeyelim. Gençlere muhakkak bir şeyler gösterelim, öğretelim diye. Efendim yine bir başka konuya atlıyorum hızlıca. Bu arada bugün HF dinleme ve HF çıkış yapma şansları olan kişiler yavaş yavaş ayarlasınlar. Ben de sizin için bütün sistemi kurdum. Bugün ilerleyen saatlerde bir aslında röleden bir dostumuz eleştirmişti. Zoom'da sohbetin amatörlükle ne alakası var diye. Ya alakası sohbet etmek, çekiştiriyoruz, dedikodu yapıyoruz, böyle de dedikodu yapamıyoruz. Tabii kendisine öyle söyleyememiştim ama bugün ilginç bir şey yapacağız. Zoom'da bir yer belirleyeceğiz. Oradan da HF'de birbirlerimizle görüşebiliyor muyuz? Çağrılar yapacağız. İsmail Bey, çıkışınız kaçta bu akşam? Durumunuz nasıl? Size göre koşturuyorum böyle hızlı hızlı. Yoksa rahat olacağım. Nasılsınız? Evet. Bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buçukta falan çıkmam gerekiyor. 22.30 doğru mudur bizim saatimizde? Evet. Tamam. Şimdi araya bir konu da alacağım. Ondan sonra biraz HF'de eğleneceğiz. Sonra farklı bir konuya daha geçeceğiz. Efendim geçen hafta biliyorsunuz evvelki hafta yurt dışından gelecek olan cihazların vergi mevzuatları ve bunlarla ilgili alınan bazı bedellerle ilgili konuşmuştuk. Tam da bu olayların üzerine bir dostumuz bir şekilde çok ilginçtir. Cuma günü saat 2:30'da Adada Büyük Kulüp'te Maliye Bakan Yardımcımızla bir araya geleceğini söyledi. Ben de dedim kesinlikle tamam, tam zamanı. Böyle böyle bir şey var. Konuşabilir miyiz? Tabii ki dedi, ben seni tanıştırırım. Zaman da ayırır dedi, dinler. Ama dedi bir hazırlık yap. Şimdi böyle bir doküman hazırlandı ama bu değil tabii oraya sunulacak olan. Üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Derdimiz şu. Ben kendisini biliyorsunuz o makamdaki insanlar uzun uzun bazı kişileri dinlemezler. Vakitleri de yoktur ama anladığım kadarıyla bizleri dinlemek için bir araya geliyorlar. Bazı problemleri adalılar olarak anlatılmak üzere bir araya geliyorlar. Bu arada Zeynep Bey vaktiniz olursa 2:30'da sizi de beklerim. Yani bir, lütfen siz de gelin. Büyük Kulüp'te dediler. Hangi adada Büyük Kulüp? Büyük Adada mı? Büyük Adada olması lazım. Sanırım Anadolu Kulübü'dür. Özür dilerim. Büyük Kulüp duruyorum ben. Anadolu Kulübü. Ben böyle tamam, dernekleri karıştırıyorum, kulüpleri karıştırıyorum. Artık bir gün başka bir yerde beklerim ben. Vaktiniz varsa siz de buyurun Zeynep Bey.
Yani bir sorun olmazsa gelmek isterim tabii ki. Konuşuruz. Saat tamam. 2:30'da. Ben öncelikle kendisine şunu aktarmak istiyorum. Acil, biliyorsunuz geçen haftalarda sunumlarımızda da 3. bölgeden Ali Rıza'la da konuşmuştuk. Bütün afetlerde amatör telsizci olarak biz hep hazırdık ve devletin hep yanındaydık. Dernek olarak da kamu yararına bir derneğin üyesiyiz. Başka derneklerin de üyesiyiz, işte TAMSAT olsun veya başka şeyleri. Biz hep devlet için canımız feda diyoruz ama sonuçta çok haklı olarak Hasan Bey'in de serzenişlerine katılıyorum geçtiğimiz programlarda. Yahu 3 kuruşu 5 kuruşu bir araya getiriyoruz, bir cihaz sahibi olmak istiyoruz. Bunu da yurt dışından getirmek istediğimizde 1'e 1000 para ödüyoruz. Yani bu tabloda da çok güzel gösterilmiş. Yani inanılmaz bir bedel var üzerinde. İleriki kayıtlarımızdan yetkililer de eğer şey yapıyorsa, bu belgeleri bana bir şekilde ulaşırlarsa kendilerine aktaralım. Amacımız şu, amatör telsizcileri kefenin biraz öbür tarafına acaba konulsa, bir özellik söylense veya dense ki amatör telsiz ehliyeti ibrazı durumunda, işte bazen oluyor ya, askeriye bir ürün getireceği zaman falancadan muaf oluyor. Şimdi kamuya yardımcı olmaya çalışan bir amatörler grubuyuz. Ve acil durumda milyarlar verdiğimiz telsizleri ve antenlerimizi o acil bölgeyi yetkililerle konuşturmak üzere hazır ve nazır bulunuyoruz. Devlet de desin ki ya bu adamdan da almayalım. Şimdi biz sigara gibi her gün tüketilen bir şey almıyoruz. Hayatta belki bir kere alacağımız bir ürün bu. Ürünün fiyatı $1000, ödeyeceğimiz meblağ $1200 vergi ekstra. Tabii ki buna ulaşmamız zor oluyor. Ben öncelikle kendilerine amatörlük nedir, telsizciler olarak neler yapıyoruz? Amatör deyince amatörce anlaşılıyor. Aslında profesyonel amatörler olduğumuzu bir anlatacağım. Sonra da çok kısa olarak meramımızı anlatıp kendisine de buradaki görseller ve dikte edilmiş bir yazıyı eline sıkıştırmak istiyorum. Bununla ilgili toparlayıp devlet efkanına oraya göre ağızla bana bir yazı gönderirseniz çok memnun olurum. Çünkü iş yoğunluğum nedeniyle ben onu hazırlayamadım. Ama yine hiçbir yerden bir şey çıkmazsa elimden geldiğince yazıp kendilerine vereceğim. Evet, bu konuyu da çok az bir tartışalım istedim. Sözü olan varsa lütfen buyurun. Volkan, yine ben. Evet. Şimdi çok güzel bir düşünce. Katılıyorum. Hasan Bey'e de çok iyi katılıyorum. Hakikaten dişimizden, tadavamızdan, hanımdan artırdığımız gizli ödeneklerle birçok şey ediniyoruz. Edinmeye çalışıyoruz. Ama şu var. Eskiden daha küçük bir grupluk ve bu gruptaki insanlar da radyo amatörleriydi. Şimdi sözün meclisten dışarı herkesi tenzih ederim. Ama radyo amatörü olmayıp bu işlerin ticaretini yapanlar çok fazla. Yani sosyal medyada bir iki grupta, hatta belki birçoğunda üye olarak görünüyorum. Ama alış satışlar yani inanılmaz bir derecede. Dolayısıyla şimdi burada hani şeyi, kategoriyi nasıl ayıracağız? Yani A sınıfı amatör diyemeyiz. Niye o zaman B sınıflarını dışarı bırakalım? Veya C sınıflarını niye dışarı, daha doğrusu eski tabirle söylüyorum. Bunları dışarı bırakamayız. Şimdi bu kanun çıkınca öyle bir şey olacak ki hani bu işin ticaretini yapanlar suistimal etmiş olacaklar. Hani ve bir gerçek emin yani efendim? Beraberinde bir adet getirse veya eskiden hani pasaporta işleme vardı cep telefonunu, öyle bir şey mi desek? Ya Volkan, onu bilemiyorum. Hani bir amatörün bir tane cihaz olmaz ki abi. Yani bir amatör hani bunu da kısıtlayamazsınız ki. Tamam. Hiç kimse benim gibi 50 tane cihaza sahip değildir. Olması da gerekmiyor ama hani ya hani 2 tane HF'in olduğu çok normaldir. Zaman zaman insanların elinde 2 tane de HF olabiliyor. Dolayısıyla hani ne diyeyim, bunun doğru, yani çürük elmayla sağlam elmanın iyi ayrılması lazım. Benim
Bu yapılanlarda en büyük korku bu. Bunu ayıramayacağız. Yani hani bunu ayıramayacakmışız gibi geliyor. Ya da bir yöntemi veya aklı fikri olan varsa, yani hani bu bir fikir tartışması. Benim için bu konu açıldığında düşündüğüm tek şey buydu. Yani bu hani çürük elmayla sağlam elmayı nasıl ayıracağız? Yani hani çünkü bir ayrımcılık olması gerekecek ve bir ayrım söz konusu olduğu zaman ben o grupta değilim dese ne diyeceksiniz? Ya ben de amatörüm dese ne diyeceksiniz? Maalesef şey yapamadım. Burada kararsız kaldım. Benim şeyim buydu. Hani çekincem. Hay, güzel bir konuya temas ettin. Bunu muhakkak konuşalım. Cüneyt Bey buyurun. Bu konuda daha önce yazmıştım. TC kimlik numaralarımıza bir kota konulabilir. Örneğin 1200 Euro'luk bir cihaz aldık. Limit tekrar yükseldi diyelim. 1500 Euro oldu. Bir sene içinde 10 tane almayalım veya 3 tane, 4 tane almayalım. Ne bileyim. 2 tane veya 2800 Euro'luk bir limit bir amatöre bir yıl içinde. Bir kere de 1500 Euro'luk mal getirelim. Ama bir sene içinde de kalkıp 30 bin Euro'luk mal almasın. Ticari yapan zaten kendi şirketi üzerinden vergisini, gelir vergisini vererek istediğini yapıyor. Yani böyle bir düşündüm. Çok güzel. Cüneyt Bey, hakikaten güzel bir şey. TC, her amatörün TC'sine yıllık bir tane cihazla yani bir rakam tanımlanır. Bu rakamı geçmediği zaman o olabilir. Güzel bir fikir, evet. Tabii yani o geldi hani, aklıma yani. Evet. Hani bunu da dikte edelim. Kendilerine sunarken çözümleri de söyleyelim. Yani hep şikayet eden konumda değil, dileyen konumda değil de öneride de bulunan konumda. Onun için bu dokümanı bir an önce düzeltip yarın nihai bir bölüme gidersek. Şahsi kullanım çok önemli Volkan Bey. Muhakkak onu dikte etmemiz lazım. Amatörün şahsi kullanımı, kendi adına getirdiği ürünü. Anlatabildim mi? Şimdi ben bunları kendim çektim mesela. Devlet size o yetkiyi veriyor. Bir kullanıcı adı bir parola alıyorsunuz gümrük müdürlüğünden. Şahsi detaylı beyan şeklinde gümrük müşaviri tutmadan ben bunları çektim. Süründüm ama çektim. Sonuçta dolayısıyla şahıs adına geldiğinde bayağı bir kolaylık olursa amatörler için büyük avantaj olacak. Anladım. Tamam. Bunu zaten yazmışsınız oraya, gördüm aşağıda. Muhakkak kullanırım. Seyit Bey, iyi akşamlar. Buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Gayet net, anlaşıldı. Devam. Şimdi Emin Hocam'ın dediği hususu ben de düşünmüştüm. Aklıma gelmişti. Yani bir kere belgeye göre kısıtlama zor. Cüneyt Bey'in dediği gibi TC kimlik numarasına tanımlanabilir. Eyvallah. Ama gene de şimdi Cüneyt Bey'in durumundan çıkıyorum yola. Bir de Ali Rıza Bey geçen haftalarda bir şeyler söylemişti. Yani tamamen şeye kalıyorsunuz. Alper söylemişti Ankara'dan. Tamamen o geldiğiniz, girdiğiniz yerdeki gümrük memurunun inisiyatifine ve bilgisine kalıyorsunuz. Benim baştan beri söylediğim hususa geliyor gene olay. İlgililerin bilgisizliğine geliyor. Yani şöyle bir şey de olabilir. Hani bu daha önce İçişleri Bakanlığı ile ilgili, polisle, jandarma ile ilgili yapılan girişimlerle bir yazışma yapılmış, jandarma ve polis birimleri bilgilendirilmişti. Bu şekilde acaba gümrükteki gümrük birimlerinin bilgilendirilmesi de yapılamaz mı diye geldi benim aklıma da. Sunumu onu da ben ilave etmiştim. Evet, özellikle Cüneyt Bey de o konuyu şey yaptı. Ben de aynı kanaatteyim. Yani oradaki adamın o günkü durum ahvaline göre karar olacak iş değil. Yani kural hepimiz için aynı kural olmalı. Bakalım bir inşallah yakınlık gösterirler de belli bir yere gideriz. Hasan Bey buyurun, mikrofonunuzu açın ama buyurun. Tekrar öneri yazdım sana da görmeden herhalde. Bu hem TC kimliğe işlenebilir hem de 2 sene veya 3 sene olabilir. Çok böyle sulandırılmaması anlamında ticari olmadığını şey yapmak için, iyi niyet gösterisi için diyorum ben. Hani devlete vereceğiniz bilgilendirmede 3 sene olur. 2 sene veya 5 senelik süre olabilir. Onu da önerelim. 3 sene, 5 sene makul yani, öyle zırt pırt almak istemediğimizi, bizim de iyi niyetimiz olduğunu vurgulamak için bir sene kotası da olabilir yani. Volkan Bey, bir şey daha ilave edeyim.
Şimdi biz hep şey yapıyoruz ya, biz kendimizi niye anlatmak için zorluyoruz? Niye biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz? Onu ben algılayamıyorum. Yani bu gümrükteki ilgili personelin bu işi bilmesi lazım ki biz de derdimizi anlatmaya çalışmayalım. Adamın bilgilendirilmesi, bilgili olması, bilgiye sahip olması lazım ki biz mesela gidip de ben amatörüm kardeşim dediğinde çıkıp o ne ya demesin yani. Şimdi emniyette bu olgu artık oluştu. Ben kesinlikle havaalanına girdiğimde o telsiz mi var dediklerinde hemen emniyetten bir arkadaş çağırın diyor. Ben onları paralize ediyorum. Böyle bakıyorlar. Evet diyorum, emniyetten bir arkadaş çağırın. Yani onlarla sohbet etmem, o güvenlik memurlarının bilgileriyle uğraşmam artık benim uzun süredir bitti. Emniyetten geliyor, kartımı veriyorum. Buyurun efendim diyor. Zaten adaptörü çıkarılmış. Zaten prosedürü bildiğimi de anlıyor. Ha, emniyetten gelen de bundan bir 5-6 sene evvel orada da bazı şeyler anladı. Artık ama emniyet tamam, bu amatör. Bu bizde, yani bizden dediğim kanunlara uyarak o telsizi buraya sokuyor. Bilgisi dahilinde ne yapmayacağını biliyor, muamelesi görüyoruz. İnşallah bütün gümrük kapılarında da dediğiniz gibi Seyit Bey bilgilendirme yazılarıyla gümrük memurları da bu amatör, bu biraz daha yanda dursun. Bu adamlar muaf. Bunu biliyor olmaları lazım. İnşallah o seviyeye getiririz. Hayırlısı. Evet, evet. Yani benim de söylemek istediğim o. Ben bu hafta içerisinde Ordu'da girişte polis noktasına girdim. Polis telsizi gördü arabanın önünde. Arkada anteni gördü. Aracınızda telsiz var. Ne aracı bu dedi. Bu dedim benim şahsi aracım. Ama dedi telsiziniz var dedi. Ben amatör telsizciyim dedim. Gene böyle boş boş baktı. Sonra işte ben emekli askerim deyince tamam ya söylesenize falan demeye getirdi. Yani gene bir şey var, bir eksiklik var, bilgi eksikliği var. Dolayısıyla bilemiyorum yani bence asıl bizim her gümrükte derdimizi anlatmaya çalışmaktansa baştan ilgililerin eğitimi verilir, yazımı yazılır. Gerçi yazı yazılsa yazılan yazıyı kaç kişi tebliğ edecek? Gene bir tebliğ dosyasına dolduracaklar 30 sayfa 40 sayfa tebliğ. Birisi gelip oturacak çay içerken tık 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 imza atacak. Ha tebliğ ettik mi ettik olacak ama gene bilgi eksikliği olacak. Vallahi biz girişimlerimizi yapalım da şimdi hemen tabii doğru, ben doğru. Birazdan Egemen Bey'e de şimdi mikrofonu uzatacağım. Efendim burada 57 kişiyiz. Ya bir kişinizle aranızdan bir kişi ya lütfen bakan olamıyor musunuz? Büyük Millet Meclisi'ne şu 57 kişiden kişilse şöyle bakan seçilse. Beni seçin. Ben amatör bakanım. Beni seçin abi yani. Liyakat tutmuyor, liyakat. Valla ne diyeyim? 57 kişiyiz ya. Bir tane aramızda bakan olsa veya multi trilyoner olsa dese ki ya ben amatörcü sohbetlerdeki her kişiye bir tane 7300 veriyorum kardeşim trilyonerim kime ne mesela. 100.000 imzayı bulun ben olayım. Valla bilemiyorum. Biraz çuvaldızı da kendimize şey yapalım, batıralım. Egemen Bey buyurun. Merhabalar. Yani tabii şey de olabilir. Yeni çıkan YRC 710'lar da olabilir. Hiç onu konuşmuyoruz bu aralar. Belki şey olmadığı için, barış olmadığı için o bize bu STA yeni jenerasyon mu diye bir şey verirdi. 7300'e biliyorsunuz her zaman biraz eski jenerasyon diyor kendisi. Bu şeyi bu tarafa bırakayım. YRC ICOM şeyini de. Bu ithalatta bir 5 ya aylık 5 kotası uyguluyorlar. Bu da büyük ihtimalle bir şey TC kimlik üzerinden takip ettikleri anlamına geliyor. Yani eğer onu takip edebiliyorlarsa belli bir şeyde rahatlıkla konabilir. Yani bir sistem var demek ki arkada. Belki bunu hani bir yerden teyit edebilirsek nasıl oluyor diye. Egemen Bey hemen söyleyeyim. TC kimlikten tespit ediyorlar çünkü yurt dışından en kolay AliExpress'ten gelenlerde onda bile TC kimliğinizi vermek zorundasınız sisteme. TC kimlik üzerinden giriş yapıldığı anda şey yapıyorlar, takip ediyorlar ve 5 tane aşanlarda bazen geri gidiyor. Geri giden arkadaşlarım var, TC kimlikten takip ediyorlar. Demek ki bir sistem var arkada. Yani o yüzden o aynı sistem şeyler için belli ayrıcalıklı için kullanılabilir. Veya kişi yanında gelen
diye bir liste var biliyorsunuz. Orada da daha bakmış ek dördüncü liste galiba. En azından amatör cihazları, telsiz cihazları oradan çıkarabilirlerse o listeden, o da çok kolaylaştırabilir işlerimizi. Selamlar. Şimdi ben bir şey sorayım o zaman. Tamam, amatör telsiz cihazlarını çıkaralım diyoruz da hangi amatör telsiz cihazlarını? Hani hepimiz ICOM üyesiyken bu da almıyor. Kuhne alan var, Downis Microwave alan var, sadece transistör alan var. Hani bunu neye göre ayıracağız? Bence amatör belgeye ulayalım Oğuzhan. Doğru bir şeye temas ettin. O zaman da hani yani işin zorluklarından bahsetmek için. Yoksa bana kalsa her şey bize serbest olsun da. Şimdi hani benim haberleşme üzerine bir şeyler getirdiğime veya amatör bantta kullanacağım bir ispatı lazım. Yoksa hani eski şirketim araştırma çağrı işareti olan bir firmaydı, ticari firmaydı. O zaman o da getirtebilir bir şeyler. Anlatabilir miyim? Şimdi şöyle Oğuzhan'cığım, eğer onlar bir adım atar da bir çalıştay yaparlarsa biz Ankara'ya kravat ceket gideriz. Aslında birçoğunuz belki biliyor, belki bilmiyor. Biliyorsunuz Analog Devices, Adam Pluto'ları getirirken Türkiye distribütörü olan şirket şirketimden askeri amaçlı bu Adam Pluto'ları kullanmayacağıma dair yazı istedi. Ve bunu verdik. Belki bu, tabii onlar yaptı ithalatı, biz karışmadık. Direkt Türkiye teslimdi çünkü bizim aldığımız fiyat KDV dahil. Belki bunları bir konuşabiliriz Oğuzhan'cığım. Bir önce adım atalım, makama davet edilelim, gerisi inşallah gelir diye ümit ediyorum. Ankara'dayız, katılırız. O zaman keşke olduğum zamanlar bu problemler birazcık olsaydı ya da benim aklım erseydi. O zaman Ömer Barış Ulaştırma Bakanı hani Zonguldak'tan çok yakın aile dostumuzdu. Odasına da çok gidip oturmuşluğum vardı. Valla şimdi makama gelip de haber vermemek olmaz. Seyit Bey muhakkak Ankara sularına ayak basarken öncelikle eğer İvedik'ten geçeceksek Emin Hocam'dan icazet alıyorum. Sonra Seyit ve Oğuzhan Beyler sizlere de muhakkak haber verir. Zaten öyle birlikte gideriz. Ben Emin Hocam'ın trenini basacağım, treni. Tren mi? Evet, trenle gelip gidiyor. Hala bizi misafir merasına götürecek. Ama ses tren deyince dedim acaba hangar veya depo için tren vagonu da mı aldı ikinci el? İçine dolduruyor. Aman Allah'ım. Aslında çok ilginç olur. Yahu peki bu kış bir tren yapalım mı buradan Sivas'a? Önce palamutu yapmayı başaralım da tren kalsın geri. Lütfen. 104. Organize olalım. Organize, evet. Nerede Kemal abi, nerede? Abi girsene. Abi burada. Üçünüz yan yanasınız zaten. Direkt görüyorum. Çok uzattı. Bir Bilge Bey'e söz vereyim. Hızlı trenle mi yoksa Ankara Ekspresi ile mi Emin Bey? Egemen Bey hızlı trenli kullanıyor. Çok oluyor. Yalnız biletlerini önceden almak durumunda. Çünkü bilet kalmıyor. Yani cuma günü gelmem problem oluyor. Pazar günü gitmem problem oluyor. Bilet oldukça biraz önce almak gerekiyor. Ya da son anını beklemek gerekebilir. Yani bazen son anda genel müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinin beklettiği biletler bazen açığa çıkıyor galiba. Öyle bir şey Kesinlikle iptal eden de oluyor, oluyor ama hani son saniyeye güvenemiyorsunuz ki. Hani en azından bir 3 gün önceden alayım diyorsunuz ama her dakika girip bakmanız gerekiyor. Boşalan olabiliyor çünkü açığa alıyor, bir işi oluyor, bir şey oluyor. Boşalanlar olabiliyor ama genelde çok, çünkü ben mesela bu pazartesi için ya Bilge Bey'in zamanını aldık ama bu pazartesi sabah 6'da gidiyorum. Saat 10'u 10 geçe Söğütlü Çeşme'de iniyorum. Zaten onu 20 geçe de iş yerinde olurum. Hani çok büyük kolaylık. 4 saat 10 dakikada gidiyor benim o gittiğim. En fazla giden de 4,5 saatte gidiyor zaten. Vallahi benim hayalimdeki amatörce sohbetler, buluşma, tren gezisi, yataklı, vagonlu, akşam yemekli, artık ne istiyorsanız öyle bir şey. Ben bunu bir araştırayım. Bilge Bey buyurun, iyi akşamlar. Hadi bir tane HF anten koyarsın artık tren giderken. Oğuzhan, onu birazdan döneceğim ona. Dur. Aslında onu soracaktım. Hem bölge devam değişiyor hem HF anten. Geleceğiz metal. Dur, geleceğim oraya. Bilge Bey buyurun. Rain Mobile. Ha, merhaba efendim. Ben İstanbul Kadıköy Koç'tan atıyorum. Şu an dışarıdayım. Ben bir iki sorum olacaktı. Bu kamu kurumlarına girerken mesela adliye olsun, emniyet olsun, telsizin içeri sokulması yasak mı? Tantamdan zorla alınıp el konuluyor.
Siz mi yaşamıştınız? Öyle bir olay olmuştu sanırım. Biriyle yazıştık ama Bilge Bey, sizinle hiç yazıştık. Yok, ben bunu yeni söylüyorum. Yani telsizin mesela adliye binasına sokulması yasaktır deniyor. Kapalı olduğu halde. Şimdi şöyle, geçtiğimiz haftalarda yine... Buyurun, dinliyorum. Bir dostumuz beni aradı. Aynı bu konu oldu. Ben de dedim ki ya arabaya bırakın, AVM'ye öyle girin. Ama kendisi konuyu büyüttüler. Konuyu tamamen daha üst mercilere taşıyacaklarını ilettiler. Ve konu iyice de büyüdüğünde de özürlerle, kahvelerle, çaylarla bu sefer ağırlandılar. Biraz durum şu. Siz duruş belirtirseniz ve konuya vakıf olduğunuzu, kanun nezdinde de bayağı bir konuyu okuduğunuzu, bildiğinizi, haklarınızı orada ibraz ettiğiniz zaman ben Türkiye'nin dört bir yanında, askeri tesislerde de, havaalanlarında da birçok yerde de, ama askeriyi biraz kenara ayırıyorum. Ben askeriye telsizde gitmem. Diyorsam da önceden deklare ederim, komutanlarımızdan bilgi alırım. Anladım, buçuk, şimdi anladım Teoman, geç anladım. Geçeceğim HF'de. Bu vesileyle Bilge Bey şöyle, bir cihazımıza hiçbir surette el koyamazlar. Bunlar bizim... Hayır, sorgulamasına alınıyorum bir de. Çok enteresan. Adliyede polis odasına götürülüyorum. Orada en az mesela bir saat falan tutuldum oldu. Ben yapıyorum ama adliyeye yani telsiz hiç ben götürmedim. Dediğim gibi arabada bırakıyorum çoğu yerde. Ama, anladım. Hani böyle bir yasak mı var acaba? Bilmediğim için sordum. Yok, hayır. Böyle bir şey yok. Oradaki memurların yanlış davranışı diye ben söyleyeceğim. Ama komiserine kadar mı bu kadar yani? Rüya Bey buyurun. Alo. İyi akşamlar. Pardon. Şimdi şöyle bir şey var. Her kurumun kendine özel kuralları var. Mesela silahlı kuvvetler ya da emniyet mensubu bile olsanız adliye girerken silahınızı oradaki görevli arkadaşa teslim ediyoruz. Okullara aynı şekilde silahla giremezsiniz. Yani bunlar konulmuş kurallar var şeyde. Bu alıkoyma şeklinde olmaması gereken. Sadece geçici olarak çıkarken size bir kart veriliyor. Çıkarken aynı şekilde teslim alıyorsunuz. Dolayısıyla hani görevli olanlar bile silahlarını teslim ederken bir telsizin teslim edilmesine karşı çıkmak pek doğru bir şey değil. Duyabildiniz mi Bilge Bey? Yani ben telsizden bahsediyordum yalnız. Amatör telsiz. Fark etmez. Doğru. Sonuçta sadece telsiz dediğiniz şey iletişim aracı. Anladım. Yani, şöyle söyleyeyim. Mesela fotoğraf çekilmesine yasak olan yerler var. Adli binası olsun, okullar olsun, şeyler olsun. Mesela bu tür yerlerde. Sonuçta hani fotoğraf kişisel, nasıl deniyor ona? Kişisel hayatın gizli fotoğraf çekilmesi konusunda şey var. Artı güvenlik hususları var. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir şekilde dışarı ses aktarılma. Mesela şöyle düşünün. Mahkemeye gittiniz. Elinizde telsiz. O anda mandala istem dışı mandala basmış olsanız mahkeme konuşmalarını dışarı yayınlayacaksınız. Yok, kapalı oluyor efendim cihaz. Zaten çantanın içinde. Kapalı olan bir cihaz zaten içeri sokmanızın bir yanlış anlamayın bir şeyi yok ki. Teslim edin. Hatta şöyle yapmamız gerekir. Bizler yani profesyonel İşte daha profesyonel olarak davranıp girerken, daha kontrole girerken oradaki arkadaşlarımıza işte ben amatör telsizciyim, lisansım şeyim yanımda, üzerimde telsiz var ya da silahım var, nereye bırakabilirim diye söylediğiniz zaman zaten onlar kolaylık gösterirler. Anladım. Evet, anladım. Yani her bölgenin kendine münasır muhakkak kuralları vardır. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Geçen sene ben öğren yerleri yani müzelerle ilgili bir yere gittiğimizde anlamadığım bir şekilde telsize tepki gösterdiler. Hemen şey yaptım. Oldu dedim. Sizde durabilir. Ben bir tek dedim bataryasını alacağım yanıma. Cihazı oradaki kutuya koydular. Çıkışta aldım. Yani çok umurumda değil, alabilirler. Çünkü o bölgede zaten benim amacım onu kullanmak değil. Biz zaten yardımcı olmak adına Bilge Bey adım attık mı hemen bayraklar iniyor. Bu kadar, başka bir şey yok. Yani bir yasak olduğu diye değildi o. Anladım. Teşekkür ederim efendim. İstanbul'a, Mersi, iyi günler diliyorum. Egemen Bey buyurun. Yani benim bildiğim kadarıyla adliyeye telefonla girmek yasak değil. Aynı şekilde o da bir ses ileticisi, hatta kaydedicisi. Yani o adliyedekilerin şahsi uygulamaları diye düşünüyorum ben.
Eğer bir şey zaten karar olsa gösterirler. Böyle böyle bir karar var. Bunun nedeniyle bırakmanız gerekiyor diye. Böyle bir karar varsa da ona uymak gerekiyor zaten. Ama yani bu zamana kadar duyduğum adliyeye bir ses iletici cihazla girmek yasaktır diye bir şey daha önce duymadım. Belki biraz uğraşılması, şey yapıp halledilmesi lazım. Çünkü diğer örneklerin hepsi tehlikeli şeyler. Yani işte adliyeye bıçak sokmak, adliyeye silah sokmak, bunlar o binadaki fonksiyonla ilgili, yani o binadaki adliyenin adalet sağlaması fonksiyonunu engelleyebileceği düşünülerek yasaklanmış şeyler. Sadece görevliler silah taşıyabilir diyor. Gülsefen. Valla Egemen Bey, özellikle içinde bulunduğumuz teknolojiler ve gelişmiş ileri teknoloji cihazları da göz önüne alırsak, yani ben hatırlıyorum geçtiğimiz senelerde Milli Savunma Bakanlığı NATO ENF'e giriyoruz. Kapıda her şeyimizi aldılar. Kolumda bir saat var, akıllı saat. İçinde çip var, aynı zamanda telefon. İçinde kamera var, içinde GPS var, içinde her şey var. Bir tane de Zillo yüklesem al sana telsiz. Ben de dedim ki bak bu saatte dedim aldığın her türlü cihaz var aslında. Onu da bıraksam olur mu? Siz istiyorsanız bırakın dedi. Aslında saati almayacak ama saatte her şey var. Hasan Bey buyurun. Yani ürkeklik var yani. Bu özellikle adliyelere gibi yerlerde memur ürküyor. Yani başımı ağrımasın diye aslında zorluyorlar. Yoksa bir dayanakları yok ama öyle yani. Ürküyorlar. Efendim, Hasan abi. Volkan hocam araya girebilir miyim? Lütfen buyurun. Hasan abi, şimdi şöyle bir durum var. Bu ürkeklik olup olmaması meselesi değil. Şimdi normalde orada biliyorsunuz şey odaları var, emanet odaları var. Yani girerken oraya teslim edeceksiniz. Belki arkadaşımızın yaşadığı olay lokalize bir faaliyettir. Mesela özel bir güvenlik tedbiri alınması gereken bir gün olabilir, bir duyum olabilir, onunla ilgili bir tehdit unsur olmuş olabilir. Yani sadece oraya özel o gün için, belki kısıtlı bir süre için, sadece o gün için yapılmış bir faaliyet de olabilir. Yani bunu şeyde de yaşarsınız. Adliye meselesi değil. AVM'lere girişte de yaşayabilirsiniz. Şimdi AVM'de girişte güvenlikler var mesela. Ne yapıyor? Üzerinizi arıyor. Herhangi bir şey varsa diye cihazdan geçiyorsunuz. Normalde üst aramasını dokunarak yapamazlar zaten. Dedektörle ya da oradaki kabin dedektörden geçerek şey yapıyorsunuz. Şimdi diyelim ki orada cihaz çıktı. Üzerinizde silah var. Size diyor ki bu şekilde giremezsiniz. Silahınızı teslim etmeniz gerekiyor. Siz teslim etmiyorum derseniz orada zaten bir kere baştan yatırıyorsunuz işi. Şimdi normalde orada basit bir anlaşma gibi bir şey var. Siz içeri girmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren o kurumun kurallarına uymak zorundasınız. Ha şunu diyebilirsiniz. O zaman ben girmiyorum. Tamam. O zaman cihazınızı veya silahınızı teslim etmesini istemiyorsunuz. Ben girmiyorum derseniz çıkarsınız. Kural bu kadar basit yani. Abi, adliyeyi bir nebze anlarım yani de her yerde bu şeyi yapıyorlar yani zorlamayı böyle itelemeyi reddedişi. Ama Hasan hani... abi bak oranın kendi bir kural koymuş sana diyor ki size diyor ki buraya silahla giremezsin işte şu çok özür dilerim evcil hayvanla giremezsin diyor mesela ya da patenle giremezsin diyor. Sen şimdi bunu tutup da ben buraya girmek istiyorum diye ısrar edersen müdahale ve karşılama şey yapılır. Karşılama görürsün. Haklısınız da yani kurallar da yasaya aykırı olamaz. Yani. Bakın yasaya yani. Aykırı. Yani kendi sonuçta şey, AVM olur. Şeydir. Yani baktığınızda özel mülkiyettir. Üstüne kural koyabilirler. Ama aynı tamam. Zamanda yarı kamusal bir alandır. Çünkü kamusal bir hizmet vermektedir. Ama bakın cep telefonunuzu AVM cep telefonunuzu buraya getirmesiniz değil mi? Hiç kimse yasaya aykırı kural koyamaz sonuçta. Yani sen burası benim şeyim mekanım. Burada iletişim kuramazsın. Cep telefonunu bırak, telsizini bırak diyemezsiniz. Çünkü anayasayla korunan bir haktan bahsediyoruz. Ruha Bey bir şey söyleyeceğim. Peki. Silahtan bahsetmiyorum. Silah tamamen ayrı bir konudur. Çünkü şey yani yaralayıp... AVM'nin içinde fotoğraf makinesi, cep telefonunuzu çıkarıp fotoğraf çekebiliyor musunuz? Efendim? AVM'nin içinde cep telefonunuzda fotoğraf çekebilir misiniz? Çekiyoruz. Çekemezsiniz normalde. Çekiyoruz. Çekemezsiniz normalde. Bak AVM'lerdeki alışveriş merkezlerinin içinde kasap satırı satılıyor, bıçak satılıyor. Oradan bıçak alıp çıkıyorsun. Ne anladım ben o zaman? Hasan abi şimdi sen kasap bıçağını adam da doğrarsın affedersin. Ekmek de orada satılıyor ama içeride satılıyor abi. Toplumsal kurallar kişilerin niyetlerine bağlı olarak şekillenmez. Toplumsal kurallar
her zaman için güvenlik ve toplumun genelini ilgilendiren kurallar üzerine gider. Evet, ben gelirken kapıdaki da güvenlikçi olarak sizin iyi niyetli olup olmadığınızı nereden bileceğim? Rüya Bey haklısınız da anayasayla korunan bazı haklar var. Yani sizin güvenlik kaygılarınız bunları ortadan kaldırmaz. Ama bakın girişte orada bir anlaşma yapıyorsunuz. Ben size diyor ki bu şekilde içeri girebilirsiniz. Siz diyorsunuz ki hayır ben bu şekilde girmek istiyorum. Eğer bakın size şunu şimdi, bakın orada şunu söylüyor. İnce nokta şurası. Statünüz varsa sizi engelleyemiyor AVM'ler. Hocam bakın ince nokta şurası. Öğreniyor. Size bunu sözlü olarak tebliğ ettiği andan itibaren oranın kurallarına uymak zorundasınız. Size şöyle diyor. Hiç giremezsin demiyor. Silahını bırak. İşte neyse oradaki sebep olan bakın, konu neyse. Silah çok ayrı bir kavram. Benim peki. Ülkenin her yerinde yani özellikle güven şey yasayla kısıtlanmamış her yerde iletişim hakkım var. Yani bunu benim özel mülküm diye engelleyemez. Hayır, engeller. Şöyle diyeyim size, örnek vereyim. Yani kıyafet kuralı olan restoranlar var. Kamusal alanı evet ama giremezsin. Adam diyor ki su makin yoksa giremezsin. Örnek söylüyorum. Yani engel... Bu sayı örnek yukarıdan şey yaptın ki herkes smokinle sen yemek yiyorsun herhalde. Öyle. Hayır bakın orada... Kıyafet kodlu yerler var. Silah tarafına geldiğinizde silah sizin anayasal hakkınızdır. Devlet size canınızı korumak için bir ruhsat vermişse taşıma ruhsatı. Evet, bugün gittiğinizde yeni AVM'lerin girişlerinin her birinde taşıma ruhsatı olanlar hariç silahla girilmez diyor. Ya işte aynen bu anayasal hak dediğiniz şey örnek. Çünkü diyorsunuz ki siz devlete benim can güvenliğim var sana bir ruhsat veriyor. Sen kendini her yerde korumak zorundasın. Zannediyorum millet meclisine girerken sadece sokamıyorsun. Onun haricinde her tarafa sokma hakkın var. Taşıma ruhsatın var. Oğuzhan Bey orada kapıdaki güvenlikçi şunu deseydi. Silah taşıdığın için silahını bıraksan da bırakmasan da giremezsin derse Egemen Bey'in dediği çıkar. Evet. Dediğine çıkar. Ama size seçenek sunuyor. Bunu buraya bu şekilde giremezsiniz diyor. Siz silahınızı bırakıp teslim edip girmenize herhangi bir engel koymuyor. Eğer bu şekilde engellemiş olsaydı silahınızı bırakmanıza rağmen sırf silah taşıdığınız için engellemiş olsa dediğiniz de olur. Anayasa ihlali olur o zaman. Bugün şey hariç yani mesela uçağa binerken adliyeye girerken diyorsunuz onlar da evet şey yapabilir. Zaten onu şey düzenleyen kurallar var ama bugün AVM'ler silah taşıma ruhsatı olan hiç kimsenin oraya girmesini engelleyemiyorlar artık. Bu konuda açılmış bir dava var ve sonuçta kaybettikleri için silah ruhsatı olan oraya girebiliyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim araya girip konuyu da fazla uzatmamak için? Şimdi silah ayrı bir şey tamam ama şey konusunda Ruha'ya ben hak veriyorum. Bunu söyleyip sonra da istiyorsan Volkan şeyi halledelim. Vakit olarak ne durumda olacağız bilmiyorum ama. Erdoğan Bey uçakta çıkacak. Evet onun için bir prosedürler arkadaşlar birisi kafasına göre bir şey yazıp da uyguluyor değil. Prosedürler zaman içinde bazı olaylar oluyor ve onları önlemek için daha doğrusu kendi üstlerine herhangi bir sorumluluk kalmasın diye bir tarafa yazılıyor ve uygulanıyor. Aynı askerde günlerce ağaca selam vermek gibi. Adliyede herhangi bir telsiz istememelerinin sebebi mantıklı. Orada bir yalancı şahit olur. Dışarıdan bilgi alarak mahkemede konuşması sağlanabilir uzaktan erişimde. Efendime söyleyeyim patlayıcı cihazı patlama sinyali gönderilebilir. Zamanında bununla ilgili protokole girmiştir, şeye girmiştir, prosedüre kalmıştır. Cep telefonları bunu kırıyordur. Aynı şeyi sen onunla da yaparsın. Tezat vardır orada ama boşu boşuna burada tartışmamızın onun anlamı yok. Bence devam edelim. Emin hocama bir soru sormak istiyorum. Balık adam kıyafetiyle AVM'ye girebilir misiniz? Emin çok girebilir. Çok örkelli. Neopren elbiseli. Ben AVM'ye girmek istiyorum. gibi yani. Emin mikrofonu kapalı. Ya Ruha Bey denemedim ama hani ilginç bir görüntü olacağına emin olabilirsiniz. Yani adamlar şaşırıp da vardı evet AVM'de şeyli kıyafetli dolaşıldı vardı ama şöyle içinde akvaryum vardı daldırıyorlardı. Şimdi onu diyecektim havuz içinde çünkü aktivite vardı. Yani evet. Ama hakikaten şey bir durum olur yani kapıdaki güvenlik için neye sokacak hangi prosedüre sokacak? Abi yani nereye gidecek? Volkan kaçırma buçuk oluyor 28'desi. Buçuk oluyor Efe Bey hemen sizi alayım ondan sonra Eçef'e geçiyoruz. Eçef açıyoruz. Aref. Merhabalar ben bir selam vermek istedim öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni amatörüm Ağustos ayında aldım lisansımı.
Birkaç EHF çalışmaları da yaptım. Bir de bu konuyla ilgili bir hemen bir şey demek istemiştim sizlere. Hoş geldiniz Ekim Bey. Ses tonunuz bir anda tüylerimi ürpertti bir anda. O musunuz diye. Bilmiyorum. O zaman yüzümü de göstereyim. Merhaba. Hayır. Ha, evet, iyi oldu bu. İyi oldu. Bir dakika. İSYZ'yi tanıyor musun? Dur. Hayır Efe'ciğim, öncelikle dur. Çocuk irite olacak, gencecik. Yani ne oluyor diye. Efe, öyle bir ses tonun var ki birkaç ay evvel burada bir olay yaşadık bir beyefendiyle. Direkt diksiyonun da aynı olunca rüyada öyle buldu. Allah dedim, o mu geldi yoksa? Lütfen buyur. Yok estağfurullah. Şey demek istemiştim yani, dünyada egemen abiye katılıyorum. Anayasal hakkımız kesinlikle olmaması lazım ama otoriteler bir şekilde her zaman kameralardan ve telsizlerden korkmuştur. Bu dünyanın her yerinde böyle. O yüzden bunu engelleyemeyiz. Birazcık boynumuzu eğmemiz lazım bunun karşısında. Çünkü başımız ağrıyor sonra. Bizim başımız ağrıyor. Bu konuda bir yorum yapayım dedim. Konu kapandı zaten de. Ben yapayım. Teoman abi sağ olsun. Kapattı hemen konuyu. Teşekkür ederim. Bölgede misin? İzmir'de misin? Efendim? İzmir'de misin? İstanbulluyum ama İzmirliyim, evet. Yani konuşmanla, tarzınla, gençliğinle, söz almanla vallahi çok keyif aldım. İyi ki amatör olmuşsun, hoş geldin. Ben de ufak bir hatırlatma. Ama İstanbul'dayım, buyurun. Okancığım unutmasın Efe lütfen, ufak bir hatırlatma. Bizim bir cemiyetimiz var, TRAC. Evet, ben İzmir'de oradaydım. Orada. Tamam. Bu arada onu da söyleyeyim. Parosu, onu sakın K ile okuma. Tamam. Onu evet takip ettim. Okan abi birazcık hata yapmış. Affettik artık. Ben daha neler yapıyorum ben. Efendim. Ali Rıza abinin, Mehmet abinin hepsine selam var. Tango Alfa 3 Eko, Tango Alfa 3 Koyflima. Bunları ileteyim. Sağ olasın. Öyle devam ederiz sonra. Siz herhalde bir şey yapacaksınız. Hoş geldin. Efendim şöyle bir şey yapalım istedik bu hafta. Bir deneyeceğiz. Oluyorsa oluyor. Olmuyorsa uzatmayız. Yine başka sohbetleri de şey yaparız. İsmail Bey'i kaçırmadan, çünkü yurt dışında Almanya'da şu an o oldu. Evet. O yüzden. Biraz evvel Hasan Bey bir frekans yazmıştı. Efendim 7088. Şu an içi boş, paraziti bol, İstanbul için söylüyorum. Efendim bir 7088 yapalım. Lower segment, LSB. Olanların herkesi oraya davet ediyorum. Bakalım ilk havada kim olacak? Benim antenin severe yine uçuyor herhalde. Şöyle eller ellemez fırıldadı bana. Hasan Bey, ilk çağrıyı sizden mi alalım? Ben çağırıyorum. Tango Alfa 1 Delta Eko, 1 Tango Alfa 2 Eko. Tango Alfa 1 Delta Eko, Tango Alfa 2 Eko. Süper, hiç yok. 7088 doğru mu? Doğru, doğrudur. Hasan Bey'i duyan var mı? Hiç, Düzce'de hiçbir şey yok. 80 metre yapalım. 80 metre 3777. Ya evet, bende de antenler zaten 18. kattayım sitede. Ben isterseniz 1 MHz'e bile inerim yani. Bizde öyle bir durum yok. Sadece dinleyebilirim sizi. Siz frekans verin ya. Yapacak bir şey. Hasan Bey, 7088'de yine devam edelim. İkinci söz India Romeo Juliet'in olsun. Kemal Bey, İsmail Bey buyurun. Evet, ada bomba gibi. Ben adayı duyuyorum ama iki India Romeo Juliet'i hiç duymadım. Bende de hiçbir şey yok. Yani bildiğin şeyde spektrumda hareket bile yok yani. Zeyna Bey, beni duyabiliyor musunuz? Tango Alfa 0, Alfa Charlie Lima, 1 Delta Eko. Volkan Bey, sizi duyuyorum ama şu an görüştüğüm istasyon Almanya ile görüşüyormuş. Pardon. Tesadüfen o frekansa denk geldik. Boş bir yer bulalım. Siz adadasınız. Siz bir tane bulun isterseniz. Daha bir kulakları açık sizin o tarafın. Bu arada 3 istasyon daha duyduk. Güzel oluyor. İlginç bir şey yapıyoruz bugün. Efendim yayını şu an açık dinleyenler için. HF'de 7088 MHz'de Lower Sideband'de bir deniyoruz. Kemal Bey, sizi duyamadım ama Zeynel Bey'i şakır şakır duydum ben. 7094 müsait. Şimdi 7094 QS var.
Enteresan olan şu arkadaşlar, ben bundan daha önce özellikle Sierra Romeo ile CW sinyali göndererek bütün amatör frekans bandlarında, hepsinde istisnasız 160 metre dahil konuşma yaptım. Poz yatay. Tango Alfa 0 Alfa Charlie Lima. Çok net. Ben bomba gibi duyuyorum tabii Zeynel Bey'i. Tango Alfa 0 Alfa Charlie Lima. Tango Alfa 0 Alfa Charlie Lima. Tango Alfa 2 India Radio Juliet. Duyamıyorum sizi efendim. Ben de duyamıyorum. Tango Alfa 2 India Radio Juliet. Bir saniye lütfen. İsmail Bey 7094. Siz kimleri duyabiliyorsunuz İsmail Bey? Delta Lima 2, India Echo, Tango Alpha 1, Delta Echo. Ya hangi frekanstasınız şu anda? 7094. Hasan Bey size gelebiliyor mu? Tango Alpha 2 Echo, 1 Delta Echo. Volkan duyuyorum seni bu arada. Delta Lima 2, India Echo. Delta Lima 2, India Echo. Tango Alpha 2, India Radio Juliet. Negatif gelen yok. Abi band çok kötü, çok kötü band. Tango Alfa 4, India Romeo Juliet olarak aldım, evet. Doğru mu? Evet, sizi duyuyorum. India Radio Juliet. India Romeo'yu duyuyorum. Okey, Tango Alfa 2, India Romeo Juliet. Evet, şu an ben sizi 9 artı 5, 6 duyuyorum. Bir tekrar Esmetre'ye bakmak istiyorum siz konuşunca. Okey. Tamam, tekrar ediyorum. Tango Alfa 2, India Radio Juliet. Tamam. Anlaşıldı. 9 artı 10, 9 artı 10. Tamam, Emre'ye de sinyal yapalım. Teşekkür ediyorum. Tamamdır. Ay Bey kimi duyabildiniz? Kemal abiyle kim konuştu da yine? Zeynel Bey konuştu. 0 Alfa Charlie Lima. Aynen onu duydum. Okey. İkiniz devam edin lütfen. Seku 40 meters. Seku 40 meters. This is Delta Lima 2 Italy Echo. Seku. Duyabilen var mı beni burada? Bakalım. Çok zayıf geliyor. Çok zayıf duyuyorum ben sizi. Evet ben de sizi. Abi yani... bir daha çağrı yapabilir misiniz? Biraz şöyle odun atıp. Evet zaten full açtım. 150 watt falan çıkıyor şu anda. hangi frekansta İsmail Bey? Efendim? Hangi frekanstasın İsmail Bey? 7094. Anlaşıldı. 40 meters. This is Delta Lima 2 India Echo. This is Delta Lima 2 India Echo Quartet. Kein Signal. Sinyal yok. İsmail Bey sizi başka bir Türk istasyonu duydu ve cevap veriyor. Alamadım. Bir Yankee bir United dedi. Gelsin size, sizi duyuyor İsmail Bey. Quartet. Ha ben de şu anda 6 falan kuarem var, bir de bayağı bir şey var, bir şey şey yapıyor, kuarem yapıyor dıt 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 diyerekten bu frekansa. Onun için onun altında kalıyor o tam şey. O zaman hep SDR'dan duyabildim. Peki başka bir boş frekans bulalım. Bende de 7-8 kuarem var, burada da var Volkan Bey. 7099 yapalım. 7099. Bu frekansta bir deneme yapıyoruz. Amatörce sohbetler olarak. Almanya'dan Delta Lima 2 India Echo. Çağrı yapabilirsiniz. Şu an full dinliyoruz. Ama QRM'i geçiyor bazı arkadaşlar. Doğru. Alfa Sierra Echo diye biri sizi çağrı yapıyor İsmail Bey. Ben duyuyorum ama size gelemiyor sanırım. Geliyor bak, şu anki konuşan istasyon geliyor, şu anda geçiyor. Ama evet, tam abi, böyle sınırda yani. Ben sizi çok net duyuyorum. Ben sizi duyamıyorum diyor mesela bak. Evet, ben sizi duyamıyorum. Ben de aynen. Geldim. Ben Adem duyuyorum abi, ama onu. Tam Kuerem'le birlikte geliyor. Yani Kuerem azıcık geçiyor benden. Adem Bey, İsmail Bey sizi duyuyor. Almanya'ya ulaşabildiniz bilginize. Acaba başka bir frekans kullanabilir miyiz? Mesela 10 MHz. 10 MHz. Özür dilerim. 10 MHz deneyelim. Hay hay, 10 MHz'e geçiyoruz. Zoom'dan takip edin. Hangi frekans Kemal Bey? Evet. 10 106. 10 107. 10 107.
10, 107. İsmail Bey, 10, 107. 10.107. Yes, sir. Tango Alfa 2 Echo. Tango Delta Lima 2 India Echo. Tango Alfa 2 India Radio Juliet. Negatif, negatif. Şaysa. 10.108 yapıp tam orada bir lokal QRM'im var. 10.108 mümkün mü? Olur. Oradayım. Delta Lima 2 India Echo Tango Alfa 2 Echo. Negatif abi. Negatif, negatif. Tango Alfa 0 Alfa Charlie Lima. Her bey bangır bangır, diğerleri yok. Lokaller bangır bangır. Tabii çok iyi. Oo, ama... Kemal Bey 10 MHz'de bomba gibi geldiniz. Yalnız bir dakika. Almanya beni duymuyor. Tamam. Hay bey 10.108. 10.108. Orada mı? Negatif abi. Alfa 0, Alfa Charlie Lima, Tango Alfa 2, India Radio Juliet sizi 9 artı 20 artı duyuyor. Tamam. Band genişliğiniz çok fazla şu anda. Ben yaklaşık sizin 3'te 1 band genişliğinde modülasyonla gönderiyorum. Tamam. Evet, gayet net. Ben her iki istasyonda net duydum 10 MHz'de. Hasan Bey, siz duyabildiniz mi 10.108 Ereğli'den? Mikrofonunuz kapalı. Ben hiçbir yeri duymuyorum. Hiçbir yeri duymuyorum. Lokal QRM var. Enteresan olan şu. 10 MHz'de yaklaşık 10.100'de DDF9 var. Yani Almanya'da deniz gemilere denizlerin raporunu veren bir istasyon var. DDF9. Bu çok net ve şey geliyor, kuvvetli geliyor. Muhtemelen İsmail Bey onu da duyuyordur. Tamam. Negatif. Buraya bana gelmiyor abi. Ben şu anda zaten yaklaşık 8 şiddetinde de QRM var burada. Benim burada. Anladım. Oraya geçeceğini sanmıyorum abi. O kadar. Şimdi şu anda yani bu zamanda orada geleceğini hiç zannetmiyorum. Şu anda DX Submit'teki propagasyon haritasında good yazıyor. 80 metre 40 metre ama yok yani. Zeyna Bey'in telefonunun pili bitmiş. HF'den haber verdi. Yeniden geliyorum dedi bilginize. Bugün ilginç bir program oluyor. Hem Zoom'dayız hem HF'deyiz hem ülkeler arası deniyoruz. Tekrar 7 MHz'e geçelim mi? Bir şey ekleyeyim Volkan Bey. Hem bir yandan da deminden paylap vardı. Ben bir yandan da uyduda paylap kovalıyordum. Uydu ile ilgili bir şey sorabilir miyim İsmail Bey? Çok evet. Kısa ama. Uydudan resim gönderen özel bir yani devamlı yayın yapan özel bir frekans var mı? Nasıl resim derken KGSTF mu gibi? Evet şey. Evet o tip. Var evet. Abi onun frekansı zaten belli ya, belirli bir frekanstan devamlı yolluyorlar. Yani o loop mu yapıyor devamlı? Ha yok loop yapmıyor ama devamlı hani herkes tüm amatörler genelde o frekansı kullanıyor, o nokta frekansı. Yani orada devamlı birileri gönderiyor bir şeyler yani. Ha, yani devamlı bir yayın yok. Yani bir robot yok. Ha, sadece... Yok, hayır. Tamam. Ama şöyle öğrendim. Bir şey var. belki bir zaman onu da şey yaparız. Onu gerçekten tam bakmam lazım. Yeni bir bake açtılar. En sondaki, ucunun en sondaki şeyin bakenin yanına bir bake daha yaptılar. Aha. O da multimedya bake. Oradan şey yolluyorlar. Bilgi oluyorlar. Ne bileyim DX klasörü yolluyorlar. İnternet sayfası üzerinden bazı başka bilgileri yolluyorlar. Skimmer bilmem ne Skimmer çalışıyor. CW Skimmer çalışıyor. Evet. Bir de
hem wideband'ın hem narrowband'ın spektrumu oradan uydu üzerinden devamlı aktarılıyor. Yeni bu yapıları. Tamam, ben ona bakacağım. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Bu yeni yani. Bununla ilgilenebilirsiniz. Bu bayağı enteresan. Vielen Dank. Okay. 7058 yapabilir miyiz? 7058. Ben çıkmak zorundayım. Hay hay. İyi akşamlar, iyi işler. Teşekkür ederim. Sizlere iyi sohbetler. Görüşürüz haftaya. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. Tango Alfa 1'den Teko, Tango Alfa 2 Eko. Frekansı tekrarlar mısınız lütfen? 7058. 7058. Hadi geliyor. Okey. Tango Alfa 2 Eko, Tango Alfa 1'den Teko. ET8 başladı ya. Cüneyt Bey, yarın sabahtan evdeyim. Öğlene doğru çıkacağım. Deneme yapabiliriz ARD'ye. Tango Alfa 1 Delta Eko, Tango Alfa 2 Eko. Hiç sıfır. Yapacak bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. FT8 girdi buraya. Buraya FT8 girmemesi lazım. 20 metreyi de deneyebiliriz. 20 metre de olur. 20 metreyi deneyelim lütfen. Burası iyi değil. Elin kaç? 14, 120. Benim 14 170 mesela uygun. 14 170. 14 170. Uyut, iyi geldi. Tango Alfa 1 Delta Eko, Tango Alfa 2 Eko. Tango America 1 Delta Eko, Tango Alfa 2 Eko. Yok. Tango Alfa 0 Alfa Charlie Lima, Tango Alfa 2 India Radio Juliet. Bomba gibi. İsmail Bey, burada da çok iyisiniz. Teşekkür ederim, tamamdır. 9+20 raporumuz, tamam. Acayip bir QRM var ya. Bu ne biçim şey? Burada çok çok netsiniz. Şimdi şunu da söyleyeyim tekrar olarak. Bütün bu frekansların tamamında eğer CW sinyali gönderilebilirse karşılıklı görüşme yapılabiliyor. Tamam. Canım sen neredesin? Geçek var mıydı? 14 170. Teoman sen duyabiliyor musun? Tango Alfa 2, Tango Eko Oscar, Tango Alfa 1 Delta Eko. Çok milivatla çıkıyorum çünkü Papa şey Lima, Papa Lima çağrı yapıyor. Papa Lima 1 Delta Eko. Tango Alfa 2. Tango Alfa 2 Alfa Papa Lima 1 Delta Eko, sizi duymuyoruz. Yok, beni duyamıyor. Benim bir severe sorunum var. Volkan seni duyuyor mu? Duydum. Evet, ses geldi. Ali Rıza Bey, siz duyuyor musunuz? Ben web CDR'den dinliyorum. Geliyor sesi. Volkan Bey'in. Ha, güzel. Arkadaşlar biraz maalesef geç oldu. Yarın deplasman var hareketler. Onun için herkesten müsaade rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Abi görüşürüz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, ne Volkan'cığım, yapalım? Volkan'cığım, bu arada sizi ben Belçika üstünden dinledim. Sedere. O. Web i̇şte, Sedere. HF'in ilginç tarafları. Evet, şimdi Teoman. Yerlerden gidiyor. Hanginize QSL kartı nasıl göndereceğiz? Bu Zoom'dan mı gelecek, oradan mı gelecek? Kartı alıyoruz abi, makasla böyle 5 parça yapıyoruz. Herkese ayrı göndereceğiz. Batuhan'a sor bakalım, Zoom üzerinden görüşmeyle QSL kartı gönderiliyor mu? Egemen Bey, kimi alamadınız? Ben de Belçika değil, Hollanda'daki web CDR üzerinden dinledim ama hiçbir şey duyamadık buradan. Yani Twente'den. Kuzey Hollanda'dan.
Valla 4 1 olsaydı 5 10 5 10 5 10. Valla bugün bir deneyelim dedik. Bunu önümüzdeki günlerde de yaparız. İnşallah herkes... tekrarlayalım çok eğlenceli oluyor çünkü. Valla Egemen Bey şöyle ADX'ler geldiğinde aslında şaka maka bir 20-30 tane gelecek. Bir hafta hep birlikte ADX'lerimizi bağlayıp hepimiz aynı gün FT8 havada olacağız. Allah ortalığı düşünün. 30-40 kişi birbiriyle FT8 yapıyor. Volkan Bey 3777 de yapabilirdik. Ya yaparız tabii. Niye yapmayalım? Yani dediğim gibi o beyefendi bizi eleştirdiği zaman ya dedi Zoom'un neresi amatörlük? Yapalım yani. HF yapalım. Değişik modlar çalışalım. Mıncıklayalım. Buradan bir şeyler yollayalım. SSTV yapalım. Mesela bir gün SSTV yapalım. Tabii 14.230'dan SSTV olur ya. Volkan Hocam parmak kaldırmayı kullanmayalım burada. QSK diye araya girelim. O zaman amatörlük olmuş oluyor. Ben QSK çekerken beni linç ettiler. Valla bir programımızda Hasan Bey biliyorsunuz yanlış kullanım olarak QSK'nın aslında araya giriş olmadığıyla ilgili bir program yapmıştık. Ona istinaden artık bir şey diyemiyorum. Süre gelmiş, ağza alışmış alışkanlıklar diye devam ediyoruz. Evet, bugün ne yapalım? Volkan'cığım, çok özür dilerim. Ben kaçıyorum. Yarın sabah da oldukça erken kalkacağım. Ama şunu söyleyeyim bir ara girdim, yoksa yazardım. Eğer bir aksilik olmaz ise yarışmada ben de İstanbul'da olmuş olacağım. Zaten şey yaparız, senden haberleşiriz. Pazartesi sabah geliyorum zaten, görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür tamam. ederim. Görüşürüz. Rica ederim. İyi akşamlar herkese. Efe'cim söz sende. Devam. Volkan abi öncelikle çok memnun oldum. Herkesle tanıştığıma çok memnun oldum. İstanbul'da yeniyim ben. Gelmek istiyorum derneğinize. Hatta HF İzmir'de HF çalışması yaptım. Bu Tango Charlie 9, Eko Yan Kilima 9 Eylül için falan çalıştık. İşte 1000 tane QSO falan yaptık. Yeni olmama rağmen böyle bayağı işin içine girdim ama bırakamıyorum. Yani sürekli bir HF yapma isteği var. Ya bu nasıl olabilir? Nasıl ben derneğe gelip kullanabilirim? Bu ay sonraki olacak olan yarışmada ki sen daha evvelden zaten böyle bir deneyim kazanmışsın. Erol Altaca okulları. Erol Altaca okulları yazdığın anda zaten çıkıyor. Biz bütün cihazları her şeyi orada hazırlayacağız. Ekip halinde oradayız. Biliyorsun bu iş nöbetleşe işi. Alırsın mic'ı bütün dünyaya çığırırsın. Ne kadar çok kayıt olursa o kadar okulumuza derece getiririz diye ümit ediyorum. Özellikle aramızda Emin gibi bir üstadımız olacaksa bence kaçırma gel yani. Öyle deme yani. Kitabını yazmış. Öksürse HF düştü. Hapşırıyor. Hop başka bir binler düşüyor. Yani, gülme. Efe. Efendim. Ruha Bey aşağıda sohbette evet, evet. Bir şey yazdı. Gördüm onu. Yaka kartı. Yani İzmir'den aldığım bir yaka kartı var. Onun harici bir şey mi yani? Yok. Buradan randevu oluşturuyoruz. Şimdi o gün 29 Ekim'de olacağı için kalabalık olacak ortam. Ziyaretçi ve amatör tahsilcilere özel yaka kartı verilecek okul tarafından. Anladım. Tamamdır. Yani 29 Ekim'e söz veremeyebilirim. Ailem burada olacak. Gelecek İzmir'den. Yo, sen ama... yarışma için diye not yazarsan altına fark etmez. Ben tamam. Onu zaten şey yaparım. Koordine ederim. Tamamdır. Teşekkür ederim çok. Bir de şeyi sorayım. Bu dernek hangi günler açık? Hangi saatler? Ne zaman gelebilirim? Size tanışabilirim. Şöyle eğer Tıraç'ı soruyorsan her cumartesi Ataşehir'de saat 9-10 gibi açılıyor hemen hemen. 6'lara kadar açık. Oraya tamam. Her zaman gelebilirsin. Cumartesi tamam, orada, açık. Orada da tanışmak isterim sizlerle. Hay. Efe, teşekkür ederim. Deyince ne istersen her şey senin. Efe, kağıt kalemin var mı? Telefonum var. Tamam yaz o zaman. Bir saniye unutma açayım hemen. Dinliyorum. Telefondan çaldırabilirsin de. 0532. Şeyde varsa TEA Kolbuk'ta oradan da şey yapabilirim. TEA Kolbuk'ta var ama söyleyeyim problem değil. Tamam. Her yerde var benim dedim. 0532 293 0222. 0222 ve çağrı işaretiniz. TEA2 Foxeco. Foxeco tamam. Tamam. Şey yap, ben de gideceğim. Belki katılırsın, şey yaparsın. Hani İstanbul'da da evim Maltepe'de.
hani İstanbul'da olduğum zamanlarda da konuşalım, gel istasyona, memnuniyetle yardımcı olurum sana. Aa, çok memnun olurum. Ben HF çalışmak çok istiyorum. Yani sizden de yakın, yani bu bütçe molalarını aslında bir söz alacaktım. Ne diyecektim, öğrenciyim. ben daha kötü durumdayım. Ama Efe, tamam. Efe seni mabede götürüyor, mabede. tekrar iyi akşamlar, bekliyorum Efe'cim. WhatsApp'tan da mesaj atarsan kaydederim. Sen tamam. İnternette bir iki Fox Echo'yu bir resimlerde bir arat, bir istasyonu görünce anlarsın niye bizim böyle güldüğümüz. Öyle mi? Abi çocuğun aklı gidecek, yapmayın ya. Efe'cim söyleyeyim. Çok memnun oldum. Hastalandığımızda basit hastalıklar seçiyoruz. Grip oluyoruz. İşte sıkılıyoruz. Emin dostumun hastalığı çok farklı. Böyle elleri titriyor. Umarım bana da bulaşır. İnşallah. Zaten o potansiyeli gördüm, onun için senden ilgileniyorum. O kadar anlatamıyorum ki ben pek, yani yeni amatörüm ama 5-6 senedir ben bu CW ile başladım öğrenmeye bir şeyleri. Doğru yoldan başlamışsın, ne diyebilirim ki? Ama tabii bunun anten yap. Teknik kısmını da öğrenmek istiyorum bir yandan yani. Kesinlikle. Çok sevindim Efe. Çok memnun olurum. Gücümün yettiği kadarıyla da her zaman yardım ederim. Memnuniyetle. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hadi abi. Volkan. Buyurun. Arman Bey buyurun. Evet, ben de müsaade istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Geceler diliyorum cümleten tüm arkadaşlar. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz aramıza. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz. Hoşça kalın tabii. Sağ olun. Evet, efendim, Cuma günü saat 2:30'da bu vergilerle ilgili Maliye Bakan Yardımcımızla bir şekilde inşallah dilim döndüğünce, bu sesim inşallah düzelir, kendilerine anlatacağız. Daha az vergiler alınmak suretiyle bizlerin daha çok cihazlanabilmesi için elimizden geleni kendileriyle konuşacağız. Bana mail atabilirsiniz. bu vesileyle atın ki ben bir şeyleri yarın dikte edeyim. Kendilerine de bir dosya halinde verelim. Sonra Ankara'ya döndüklerinde mi değerlendirecekler veya ne yapacaklar bilemiyorum. İnşallah iyi bir adım atmış da oluruz. Evet, birçok konu konuştuk. Eğer söz alacak varsa buyursun. Buyurun lütfen. Oppo diye birisi var. Oppo kim o? CPH2109. Oppo. Yazalım. Oppo CP2109. CP2109 neyin modeli? Bilmiyorum ki. Söz alabilirler istiyorlarsa. Hop, yok oldu bir anda. Şeye benziyor. Viski XL gibi. Siz deyince değişti şey. Call sign. Olabilir, herkese açığız. Hiç sorun değil. Onur Bey, hiç geliyor musunuz Türkiye'ye? Var mı bu aralar? Sizi görüyorum aşağıda. Onur Bey uzak dinlemede herhalde. Önümüzdeki haftalarda da HF'i yapalım. İlginç oldu bugün HF. Bu arada bu hafta biliyorsunuz Adam Pluto'ların yenilenen fiyatıyla ilgili sizlere mail atmıştım. Maile geri tüm dönüşler olduktan sonra sipariş verilecek. Bu vesileyle eksik kalan bazı dostlarımız var. Adam Pluto ikinci sipariş geçecek olanlar benim attığım maile lütfen evet onaylıyorum şu kadar adet istiyorum diye lütfen geri dönün. Onu da büyük ihtimalle önümüzdeki hafta kapatıyorum. Bir daha bir zam yememek için Adam Pluto'nun son ikinci siparişlerini vereceğim. Şu an 20 küsur tane falan oldu yine. 22-23 tane. Bundan sonra bir daha sipariş geçmeyeceğim. Anladım, sanırım mikrofon olanağınız yok Onur Bey. Türkiye veya İstanbul olacağı zaman muhakkak haberimiz olsun bu arada. Görüşmek isteriz. Tabii sorun değil. Estağfurullah, katılmanız yeterli. Türker bu arada hiç yok uzun süredir. Türker mucizelerle uğraşıyor. Vallahi döndü tabii, bir anda cihazlara şey girdi içine. Kim bilir yine ne devreler ne cihazlar yapıyor. Pekala. Ben de bugün sesim böyle olunca bir yerden sonra şey yapamıyorum.
Teoman'cığım, ilk aktivite ne yapıyoruz şimdi? Sen nereye bağladın konuyu? Bence şimdi bir şey belirleyelim. Bir tarih belirleyelim. Fix bir tarih. O tarihte herkesin işte yani gelecek kişilerin bir de sayımız biliyorsun şey limitli, oranın alabileceği insan sayısı limitli. Hani gönül herkes katılsın ister ama. Şöyle bu hafta değil, bir dahaki hafta yarışmamız var. Kasım'ın ikinci haftası gibi bir şey ancak olabilir. Zaman da var. İşte hava nasıl olacak acaba yani, o da var. Açık yer orası. Hani çok soğuk olursa herkes üşür. Belki rahatsız olurlar. Yani kalın da giyinebilirsin ama amaç şu, hani bir araya geliriz, mangal yaparız, sohbet ederiz. Ya onu es geçelim, benim teklifimi yapalım bu kış. Şimdiden biletleri ayarlayalım. Binelim herkes İstanbul garından. Ta doğuya en uca kadar gidelim. Giderken de aslında Oğuzhan ayrıldı mı? Güzel bir soru sormuştu biraz evvel. Oğuzhan burada. Tren vagonları arasına anten gelen oldu mu bugüne kadar Ece? Seyit Bey belki göreve bir yere giderken falan denemiş olabilir mi? Yok da balığı neresinde yiyeceğiz onu anlamadım. Balığı akşamleyin vagonuna yiyeceğiz, yemek vagonuna. Bir de böyle suyun içine su atınca beyaz olan şeyler var. Onunla birlikte siz balık yersiniz herhalde. Tamam, olur. Oo, tamam. Olur. Ayran. Ayranla birlikte. Ayran öyle oluyor zaten. Ha, ayran öyle. Ben yavaş yavaş atış serbestine geçelim o zaman, biraz rahat sohbet edelim. Efendim bu akşam biraz sesim de kötü. Konuları konuştuk. Aslında böyle bir hareketli, bir hızlı da gelişti bugün program. 23.00 fena değil. 21.00'da başladık. 2 saat boyunca. Efendim bu akşamlık da bu kadar diyelim. Bitti vaktimiz. Atış serbestine geçelim. Keyifli bir sohbete başlayalım. Önümüzdeki hafta bir arada olacağız. Bu bütün amatörler arasında yapılmış olan anketi konuşuyor olacağız. Önümüzdeki hafta hep birlikte görüşmek ümidiyle.